Check, check. En başta dingeli oldum. Kötü kedi Şerafettin ortalığı birbirine kattı. Ünlüler Şerafettin'i anlattı. Önce bir beden bulmaya çalıştık. Ben tam 4 yıl kedilerle yaşadım. Gittik çöplükteki martıları gözlemledik. Erkek çocuğu da olmak gerekiyor. Esasında bir müzik yaratıyor, bir melodi yaratıyor. Kötü kedi Şerafettin'in maceralarını bir de ünlülerden dinleyin. Evde ne işin var lan Mart ayında? Çık çatılar da çıplayın. Sen önce kendine bak. Az sonra. Sigara bir kaç sene oldu? Ben çok tatlısın biliyor musun? Ya mı lan bu? Çek çek. Estetik yaptırdıktan sonra kızı suyla küstüğü iddia edilen Rafet El Roman neler söyledi? Hayır. Kıbrıs'ta aşk tazeleyen Rafet El Roman ve eşi Ceren Kalpakarslan'la çok özel. Biz yeryüzüne bu dünyaya aşkımız için geldik ve diğer 6 milyar insan da bizi izlemeye geldi. Rafet El Roman'dan eşine Almanca eziyeti. Ach komm, das stimmt doch gar nicht, Schatz. Nicht so gut Deutsch, Mensch, ich kenne doch mal Deutsch. Az sonra. Çek çek. Günaydınlar, hafta sonu keyfiniz, eğlenceniz, pazar sürprizine, Show TV ekranlarına hoş geldiniz. Yine çok özel, yine bomba gibi magazin haber ve görüntüleriyle, hiçbir yerde izleyemeyeceğiniz konularla 3 saat boyunca canlı yayında karşınızda olacağız. Şimdi çok kısa bir reklam arası veriyoruz, sakın bizden ayrılmayın. Son dakika, yakalandılar. Yeni aşıklar Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır yakalandı. Ortalık fena karıştı. Az sonra. Çek çek. Zamansız kadınla güzellikten aşka kahkaha dolu sohbet. Devam, buyurun anlatın. Yıllara meydan okuyan güzelliğini neye borçlu? Ne yiyor, ne yemiyor? İşte olabildiğince formda tutmaya çalışıyor. Türkiye'nin en komik adamı Cem Yılmaz'ı nasıl keşfetti? Sen ne acayip bir çocuksun dedim. Böyle bir şey var mıydı? Ve zamansız kadın Ayşegül Aldinç'ten bomba aşk itirafları. Böyle biraz aptallaşıyorum. Az sonra. Çek çek. Ünlüler yavru vatana çıkarma yaptı. Renkli konserlerle Kıbrıs'ta Sevgililer Günü bir başka kutlandı. Yavru vatandan muhteşem bir konser turu. 14 Şubat Sevgililer Günü Yavru Vatan'da bir başka kutlandı. Birçok ünlü sanatçı verdikleri konserlerle bu özel günü karnaval havasına çevirdi. Az sonra. Çek çek. Tatlıtuğ evlendi. İşte ilk görüntüler. Her şeye tepkili dünyaya gelmişsin. Nasıl zerafet Allah'ım, çok güzelsin. Kıvanç Tatlıtuğ'yla Başak Dizer Paris'teki düğünlerinin öncesi nasıl görüntülendi? Ve her şeye tepkili dünyaya gelmişsin. Az sonra. Allah'ım, çok güzelsin. Çek, çek.
Şu sıralar sinemalarda Kötü Kedi Şerafettin Fırtınası esiyor. Filme sesleriyle hayat veren ünlüler kahramanlarımızı bakın nasıl anlattılar. En başta dengeli oldum. Merhaba canım, ben Şerafettin. Sevişelim mi? Kötü Kedi Şerafettin ortalığı birbirine kattı. Ünlüler Şerafettin'i anlattı. Önce bir beden bulmaya çalıştık. Ben tam 4 yıl kedilerle yaşadım. Gittik çöplükteki martıları gözlemledik. Erkek çocuğu da olmak gerekiyor. Esasında bir müzik yaratıyor, bir melodi yaratıyor. Kötü Kedi Şerafettin'in maceralarını bir de ünlülerden dinleyin. Evde ne işin var lan martayında? Çıtçıtılarda çiftleyin. Sen önce kendine bak. En son göreli kaç sene oldu? Ben çok tatlısın biliyor musun? Ya mı lan bu? Çok sinirlendi. Herkesin merakla beklediği Kötü Kedi Şerafettin şu sıralar sinemalarda fırtınalar estiriyor. Kedilere neden 4 ayak üzerine düşer dendiğini biliyor muydun? Hı? Yolda bir düşün bunu. Sokakların kötü kedisi Şerafettin ve filmdeki karakterler herkesi deyim yerinde ise gülme krizine sokuyor. Kılı yünü bırakın da şimdi akşam mangal ne yapıyoruz? Et mi balık mı? Bence balık yiyelim bugün. Balık işi bende, içkiler sizde. Bu muhteşem animasyon filminde karakterlere sesleriyle hayat veren ünlülerse kahramanlarımızı kendi üsluplarınca anlattılar. İşte Şerafettin'i seslendiren Uğur Yücel. Şerol'u seviyorum. Şerol benim için çok kafa bir adam yani. Hayvana benzeyen bir insan o yani. Şerol kötü bir adam. Ama başkalarına kalleşlik tasarlamaz Şerol. Şerol'u tariflemek için çarşı da doğru bir kod. Belki bir oyuncuya, ya adam çarşının adamı ya dediğin zaman o bir sürü şey canlanır. Bir dakika, bir dakika. Sen kimin evinden kimi kovuyorsun ulan? İtilmiş, kakılmış ama çok tatlı bir herif yani. Şerafettin'in sevgilisi Misket'i ise Demet Evgar seslendiriyor. Misket filmin en narin kedisi. Misket ayrı yani. Biz Angora kedileri özel mamalarla besleniriz cinsimizin gereği. Taco o kadar sempatik ve o kadar tatlı ki. O benim adamım. Gofreti var mı? Biraz da cips. Mahallenin bakkalı Şemiz Tanı ise Cezmi Baskın seslendiriyor. Tamam be. Tamam. İnsanlarla ya da kişilerle ya da tiplerle ilişkileri hep bu mahalle sıcaklığı içinde olması bana çok yakın geldi. Cemil, boş kolun var mı lan? Bakarım depoya. Varsa hazırlar. Usta oyuncu Ayşen Guruda ise Hasene Nine'ye sesiyle hayat veriyor. Bu da şey, Şemiz Tan'a olan borcunuz. Hasene malın gözü bir kadın. Hasene teyzeciğim, canım teyzem. Teyze deme bana. Zaten kirayı ödemekten acizsin. Bir acımasız yanı var. Yarın yoksunuz. Yoksa icrayı kapına dikeceğim. Şimdi mahallenin kaba adamı Tonguç'u Ahmet Mümtaz Saylan'dan dinleyelim. Bu aslında bakmayın böyle göründüğüne ince bir adamdır. Yani işte bu çalar, dinler. Çalar derken yani bayağı enstrüman çalar yani. En azından çaldığını düşünüyor. Zaman zaman manalı sesler çıkardığı olur enstrümandan. Kötü Kedi Şerafettin'in yancısı Cemil için Yekta Kopan bakın neler söylüyor. Cemil canım benim ya. Cemil sokaklarda var olmak için yapması gereken her şeyi yapıyor. Sosyal sorumlulukları var. Ya biliyorsun biz cins kediler ve sokak kedileri diyalog platformu kurduk. Bir yandan da yancılığı var. Mangala biz de davetliyiz değil mi abi? Hepimizin bir Cemil'e ihtiyacı var. Çizeri Okan Yalabık seslendiriyor filmde. Ancak Çizer'in bir özelliği var. Çizer karakterinin filmde gerçekten bir özelliği var. Çünkü gerçek hayatta bir karşılığı olan tek karakter. Kendisi Bülent Üstün'ün bizzati kendisi. Oh annes, dergiye geç kaldım. Filmde bir iki tane cümle kurup ondan sonra başına gelen bir hadiseden dolayı nidalar, sesler... Adnan da ikinci kötü. Yine Şerafettin'in düşmanı fakat başka bir türden. Yol buraya kadarmış abla. Filmin komik faresi Rıza. Ondan sorumlu isimse Güven Kıraç. Rıza sinirli komiklerden böyle. Bence balık yiyelim bugün. Ama nasıl bulacağız? Ama nasıl bulacağız? Ne demek nasıl bulacağız? Almasana bize balık. Ne istediğini bilen.
Kokusunu alabiliyorum. Şuradan geliyorlar. Kuleye uç, kuleye. Rıfkı, kuleye uç. Fare olarak yaşamak kolay değil hayatta. Tıp çok ilerledi. Ameliyatla güvercin olacağım, kurtulacağım senden. Kötü kedi Şerafettin'in komik martısı. Her şeye burnunu sokan bir martı. Gökçe Özyol da Rıfkı'yı anlattı kendince. Kötü kedi Şerafettin dublajı için telefon geldiğinde ben neredeyse bütün hepsini kafamdan seslendirdim. Onu mu, bunu mu, onu mu, bunu mu? Benim kendi içimden istediğim martıydım. Rıfkı'yı bulamadık. Yok. Nanay. Ya şuradan sesi buldum. Seslendirme kadrosundaki ünlü isimler derslerine iyi çalışmışlar proje öncesi. Nasıl mı? Ben tam 4 yıl kedilerle yaşadım. Gittik çöplükteki martıları gözlemledik. 16 tane kedim vardı. Erkek çocuğu da olmak gerekiyor. Bir uzayda gibisiniz. Grafik gibi bir şey yani. Mahalleden duyduğun kabadayı abilerin, bitirim abilerin sesleri esasında bir müzik yaratıyor, bir melodi yaratıyor. Orkestrasyon lazım. Duyun lan! Şero abiniz hoş geldi lan! Çek çek. Yerli Balboa, Soner Arıca. Romantik şarkıcı nasıl boksör oldu? Bir yıllık plan boksla tanışma. Soner Arıca, sert baklavalı ünlülere inat, nasıl romantik baklavalar yapacak? Yaptığım şarkılarla da paralel baklavalar olması lazım. Gücüm yok ona. Az sonra. Çek 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 çek. Senden öncesi senden sonrası var hayatımın. Zamansız kadınla güzellikten aşka kahkaha dolu sohbet. Devam, buyurun anlatın. Yıllara meydan okuyan güzelliğini neye borçlu? Ne yiyor, ne yemiyor? İşte olabildiğince formda tutmaya çalışıyor. Türkiye'nin en komik adamı Cem Yılmaz'ı nasıl keşfetti? Sen ne acayip bir çocuksun dedim. Böyle bir şey var mıydı? Ve zamansız kadın Ayşegül Aldinç'ten bomba aşk itirafları. Böyle biraz aptallaşıyorum. Sanki seni değil, bir bulutu sevdim. Az sonra. Şimdi de programımızda Show TV'nin yeni bombası Geldim Gördüm Güldüm Show var. İsot Bacı'nın orijinal bedduaları. Dolar yükseldiği zaman dolar alsın, koysun hele parası kalsın. Berk Dede'nin Madonna aşkı. Şu Madonna denilen karılan beni bir tanıştırı versene, benim çok param var bak. Ve Johnson'ın dillere dolanacak şarkısıyla 3G Show'dan acı gerçek geliyor. Naturamda ne varsa öyleyim. Kahkaha Tufanı 3G Show'da acı gerçek zamanı. Bu haftaki acılı konuğumuz dansçı Edison. Hatırladınız mı siz Edison? Ben hatırladım, bu geçen hafta senin arkanda dans eden değil mi? Umuşsun lan sen. Ben şey yapayım bunu, bir öpeyim, hoş geldin değil mi ben buna? Dedem, dedem, bir dedem, öpeyim. Ooo, dede beni sıkacak. Dede kimsenin canını sıkmaz. Bir şey söyleyeyim mi? Edison sıkılmaktan, kan temasından ve canının sıkılmasından hiç hoşlanmıyor. Acı gerçeğin isyan dolu bacısı İsot Bacı'nın itirazı var bu duruma. Kız günahtar gibi herif kız. Nasıl acıları varmış canın imana? Kız ben sana kurban ölmeden nasıl bakayım? Sen Adanalı mısın? What does it mean nasıl bakıyor? Ne diyeyim? Ya böyle hüzünlü bir bakışın vardı. Hüzünlü eyes. Okey, ben Adanalı değil. Ben Los Angeles'ın 10 mil kuzeyindeyim. Sunucu Johnson'ın şarkısı ısıtıyor ortamı. Alalım. Ver benim şarkıyı Muratcığım. Yasladım göğsüne başımı. Sormadım bir kere maaşını. Aldırmadım aldırmam kaşlarımı. Naturamda ne varsa öyle.
gelin sen de kalsın. Kınama yaktım ardım yansın. You don't touch only watch, sen bir malsın. Naturamda ne varsa öyleyim. Yalanım varsa vallahi ben öleyim. Naturamda ne varsa öyleyim. Yalanım varsa vallahi ben öleyim. Dansçımız Edison daha önce dünya starlarının arkasında dans etmiş. Ama arkasında dans etme konusunu yanlış anlıyor bizimkiler. Benden önce daha önce Madonna ve Shakira'nın arkasında dans ediyordu. Sen niye lama gibi tükürüyorsun şimdi Şeyime teyzece? Evet de tükürüyorum. Zazen, bizim zazen arasında dans edilme ayıp değil mi? Ay benim gözüm öyle dans edilme arasında edilmiyorum. Kız bunu mu anlat? Canın alması bu karların arkasında mı dans edin? Seni boyun posun devrilsin. Senin bindiğin otobüs arabana başka taraflara gelsin. Hele ayağında çorap varken banyoya gir, banyo da ıslak olsun inşallah. Madonna'nın ismini duyan Berk dede harekete geçiyor. Şu Madonna denilen karılan beni bir tanıştırıversene. Benim çok param var bak. Benim iki tane internet şeyim var, inek sürüm var, koyun sürüm var, her şeyim var. İnternet sürümüm var. Çekiyor mu kamera beni? Çekiyor. Kültürde kimse yok lan bana çıkarayım. Bana çıkıyor çıkan karı değil mi o? Dede benden vazgeçtim, Madonna'yı sıkacağım. Dansçı duygularını dansla anlatma hevesinde. Yok ben de dans edeceğim buradan. Ne olur acık tut kendini be. Ne olur bak Edison gerilecek şimdi. Gerilmesin. İsot bacı Berk dedenin azgınlığına basıyor isyanı. Kız canan iyiyim. Ele beni Fenerbahçe sarısı bacım. Kızım bu bizi her yerde rezil edin. Abi bunun boy posu devresin. İki ahası bir araya gelmesin inşallah. Dolar yükseldiği zaman dolar alsın. Koysun ele parasız kalsın cırılsın. İsot bacım Allah aşkına şu dişleri bir yaptır. Bu nedir ya? Param yok. Allah aşkına bu nedir ya? Sakin sakin. Şeyime teyze lafa girerken anlattıkları kahkaha tufanına neden oluyor. Şimdi Şeyime teyzem çok önemli bir şey söyledi. Tamam mı? Öyle bir şey söyledi ki şivesini değiştirdi Edison'un. O kadar şok etti yani. Evet, Şeyime söyledi. Evet. Şeyime söyledi. Dedi ki o modern dans yaptı. Mutluluğu anlattı. Şimdi Şeyime teyze modern danstan anlıyor. Çünkü zamanında ben de modern dans yaptım. Bir dakika İsot teyze, sakin sakin. Bir nefes al, derin nefes al. O Edir'e olur boy post devresin inşallah. Edison bombayı patlatıyor. Madonna'dan Johnson'a. Fena çuvallıyor. Fark ettik. Acım, iş yok. Johnson dedi gel arkamda dans et. İnanın bana ben orada havyar bulamadım. Şampanya patlatamadım. Çok büyük dertlerim oldu. Orada Madonna'nın arkasında dans ederken bir yanda Johnson'ın arkasında buldum kendimi. Bu benim kariyer için berbat. Tabii çok berbat. Yani çok düştük. Attan inip eseye binmek gibi bir şey yani affedersin. Çok thank you like this. Tabii. Okay. Lan millet yemeğe ekmek bulamıyor. Bu ne diyor lan burada? Yapma yapma dedeciğim bir saniye. Ben neler diyorum namkör. Namkör. What does it mean namkör? Namkör. Ben seni aldım oradan buraya getirttim. Bak dışarıda Seda ablam bekliyor. Bülent ablam bekliyor. Yıldız ablam aradı beni. Vermem de vermem diye bağırdım ben onlara. Neden beni vermiyor? Bülent Hanım parmağımda uçak taşıyor. Beni ona ver. Beni ona ver. Ben sana taş mı vereceğim? Ben de sana para vereceğim. Çok kötü aramadın sen beni şimdi. Gerçekten dayanamıyorum artık. Yıkılsın. Namkörler siz de mi? Bunca zamanlık dostluğumuz var. Bu kadar acılar yaşadık. Burada kimse bana böyle acı yaşatmadı. Çok acı çekiyorum. Ne zormuş Allah'ım. Ben moramı kapatmak zorundayım. Hiç şey değilim. Devam edemeyeceğim. Unutmayın acılar paylaşıldıkça çoğalır. Ya, 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 ya,
geç geç yolda ben. Çek çek. Avşar'ın nikahı ilk kez ve sadece pazar sürprizinde. Nikahta neden kahkahalar havada uçuştu? Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar'a nasıl seslendi? Helin Avşar'ın nikahından çok özel görüntüler. Pazar sürprizi farkıyla. Az sonra. Çek 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 çek. Son derece ağır delillerle ben yola çıktım. Dört kez kavga ettiler. Murat Bey'den şiddet gördüğünüz yönündeki haberler çıktı. Siz bugün bunu yaparsanız sokakta cebinde iki kuruşu olmayan, çıktığında evden polise gidecek otobüs parası olmayan insanlara siz çok kötü örnek oluyorsunuz. Dört kez barıştılar. Mutlu olmak istiyorsanız arada bir geri vitese takın. Çağrı psikolog. Birlikte ilişki terapistine gidiyoruz. Bir dargın, bir barışık Deniz Akkaya ve Murat Varol şimdi her şeyi geride bırakıp mutluluğa yelken açıyorlar. Bir tarihte aldık kendi kendimize. Evleniyorlar. Bir dargın, bir barışık, aklım hep karma karışık. Az sonra. Çek 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 çek. Şimdi de sırada haftanın çarpıcı olaylarından derlediğimiz renkli bir haber turumuz var. Magazin dünyasından bir tura çıkıyoruz. Bakalım renkli dünyada neler olmuş? Oyuncu Ayşe Tolga'nın kızı Can Yael'in doğum günündeyiz. Hemen soralım tatlı Can Yael'e. Kaç yaşına girdi? Kaç yaşına girdi şu anda? 6. 6. Oo, büyüyorsun bayağı ya. Yalnız Can Yael'in annesine bir de sitemi var o gün. Hediyeni almadı. Almadı mı? Aldı mı anne? Canım benim, yani yaklaşık 3 tane doğum günü hediyesi aldık. Daha ne olsun Can Yael, 3 tane doğum günü hediyesi almış sana. E daha ne olsun, bir sürü hediye almış annesi. Maşallah çok da büyümüş Can Yael. Annesinin bir tanesi o. Onlar biliyorsun hediye bize. İyi bakalım hediyeye. O kendi ayakları üzerinde büyüyen birisi. Ama ben kendi doğrularına yetiştirmeye çalışıyorum tabii ki. Vilma Elles'in hamile olarak kamera karşısına geçtiği Emicem Hospital filminin ilk görüntüleri yayınlandı. Hastanede klasik müzik çalınacak. Ben de sizin dediğiniz gibi klasik çalıyorum. Mozart. Müslüm Baba. Beethoven. Ferdi Baba, Orhan Baba. Paganini. Erkan Baba gibi. Film çekimlerinde sette Vilma Elles için özel bir oda hazırlandığı öğrenildi. Bizim hastane müdürü Alman olduğu için yoğun bakımın ismini Guten Morgen koydu. Alman disiplininden beraber Karadeniz'in zekasını birleştirdin. Giriş kırmıyor, çay da içmiyor. Başrolünde Fırat Tanış'ın yer aldığı Rus'un Oyunu filminin fragmanı yayınlandı. Filmde Rusya'nın ünlü oyuncularından Leonard Kulagin yer alıyor. Akşam ne yapıyorsun? Kim kız? Bayılıyorum tenine. O zaman beni takip et. Yanındaki kazmayı yolla, dile benden ne dilersin. Ali Kundilli 2 filminin film müziği Kara Kız Türküsü'nü filmin oyuncuları seslendirdi. Lamide hayranın olayım, Kara Kız kurbanın olayım. Ayda yılda bir değil, her gün hayranın olayım. Feridun Düzağaç, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde verdiği konserde etkileyici dekoru ve şarkılarıyla kulakların pasını sildi. Sen Anadolu Ateşi'nin 15. yıl gösterisindeyiz. Mustafa Erdoğan çok heyecanlı ve gururlu. Aradan 15 yıl geçti. Dünyanın birçok yerinde gösteri yaptık ama hiç bugünkü kadar çok heyecanlanmamıştım. Çünkü arkada
200'e yakın dansçı var. 15 yıl sonra da bu salonun dolması müthiş, gurur verici bir şey. Cumali Özkaya çıkardığı türkü albümünün fotoğraf çekiminde kınalı elleri ve ayaklarıyla kamera karşısına geçti. Genç şarkıcı bunu albümünün imaj çalışması olarak düşünmüş. Gördüğünüz gibi ellerde ve ayaklarda kınalar var. Şimdi kınanın aslında kınanın Anadolu ile bütünleşen bir yapısı var. Kına gecelerinde, düğünlerde, askeri uğurlamada ve şifai anlamda kınanın Anadolu'da çokça uygulandığını ve kınanın aslında Anadolu'da bir ritüele sahip olduğunu hissediyoruz. Vay gel bostana gel, vay 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 yandım. Gülleri destele gel, leylim 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 leylim. Mehmet Köymen'in defilesi ülkemizde yaşanan üzücü olaylar nedeniyle Tuğçe Sarıkaya'nın giydiği tek kıyafetle yapıldı. Tuğçe Sarıkaya, mankenlikle birlikte oyunculuğu yürüttüğünü ve bu temponun kendisini yormadığını söyledi. Benim podyumlar ilk göz ağrım. O yüzden hani vücudumda ve hani yaşımda el verdiği sürece podyuma da devam etmek istiyorum. Ama hani oyunculukta tabii ki benim hani gerçekten hani kalbimde yatan meslek. Çek çek. Son dakika, yakalandılar. Yeni aşıklar Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır yakalandı. Ortalık fena karıştı. Az sonra. Çek çek. Şahan Gökbakar'ın yeni filmi Osman Pazarlama'nın galası hafta içinde yapıldı. Geceye eşi Selin Gökbakar'la katılan ünlü komedyeni sanatçı dostları da yalnız bırakmadı. Osman Pazarlama günü bugün. Şahan'ın son bombası Osman Pazarlama'ya görkemli gala. Galaya eşiyle gelen Şahan Gökbakar'dan kırmızı halı esprileri. Evet, eşim olduğu için el ele geldim. Seninle el ele gelecek halim yok. 11 kilo veren Ahmet Kural'ın form sırlarına çok güleceksiniz. Belgır at ormanlarında. Şahan Gökbakar, Demet Akalın'ın eşini nasıl garson yaptı? Buyur ben yardımcı olayım. Benim bir alayım, siz ne alırsınız Demet Hanım? Ama bu galada sorulmaz ya. Yani. Osman Pazarlama, Ajda Pekkan'ı neden kızdıracak? Ya ben yapıyorum böyle espriler. Osman şaşmaz dedi. Aa, Osman canlı yayındayız. Türkiye'nin filmleriyle en fazla gişe yapan ismi Şahan Gökbakar yeni bir tiplemeyle beyaz perdede. Efendim ben pazarlama üzerine pazarlıyorum. Osman duman çıkması normal mi? Gayet normal. Osman Pazarlama filminin galasındayız. Galada sürpriz isimler var. Emel Müftüoğlu geliyor. Fragmanını bile izlemediği filmin güzel olacağından emin. Mutlaka çok güzeldir. Yani öyle düşündüğümüz için geldik. Gözlüklerini gözünden çıkarmıyor son dönemde. Nedeni gözündeki rahatsızlık. Ya gözlerimin rahatsız. Uzun bir süredir rahatsız. Evet. Ve gözlüksüz çıkmam abi durumundayım bir süredir. Evet. Betül Demir ve Ömür Gedik beraber geliyor galaya. Onlar Şahan Gökbakar fanatiği. Ben Şahan'ın bütün filmlerini gerçekten çok severek izliyorum. Hani Recep İvedik sevilirim ve sevmeyiz. Yani sinema eleştirmenlerinden değilim. İlk günden beri gerçekten çok severek ve beğenerek izliyorum. Çok da gülüyorum. Kendilerine Recep İvedik 5'te rol bile ayarlamışlar. Recep İvedik 5 filmi için bizim Betül'le bir sürprizimiz var. İkimiz de büyük bir Şahan hayranıyız. Recep İvedik 5'te Betül'le ikimiz de varız. Evet, yaşasın. Betül Demir'in yeni saçları dikkat çekici. Beğendiniz mi arkadaşlar? İlk defa aynı şey yapıyorum.
İlk defa gün yüzüne çıkıyorum arkadaşlarımla. O yüzden çok heyecanlıyım. Ahmet Kural ve Murat Cemcir geliyor. Yakın arkadaşları Şahan Gökbakar'ın filminin Düğün Dernek 2'yi geçmesini isteyecek kadar samimiler. Valla bizim filmi geçip geçmeyeceğini bir tek Allah bilir. İnşallah geçer. İnşallah. Şu sıralar izindeler. Yani şöyle düşün, 6 yıldır biz aralıksız çalışıyoruz abi ve hani yeni bitti film. İşte filmin lansmanı, tanıtımı bilmem nesi derken daha şimdi bir hafta mı iki hafta mı oldu işte dinlenmeye başladık. İşte eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımızla daha normal sosyal bir insan olmaya çalışıyoruz. Bu arada Ahmet Kural'ın kilolarından kurtulup zayıfladığı gözleniyor. Nasıl verdi acaba kiloları? 11 kilo verdim. 11 kilo? Film için almıştım, geri verdim. Nasıl oldu? Nasıl oldu? Spor. Evet, Belgır at ormanlarında haftada 2 kere 6 kilometre koşuyorum. 4 koşuyorum, 2 yürüyorum. Geride bıraktığımız 14 Şubat'ı nasıl geçirdiklerini soruyoruz. 14 Şubat'ı acayip kutladım, bunu koyacaksınız. 14 Şubat'ta kutladım. Yok, sevgilimiz olmadığı için kutlayamadık. Anneme hediye aldım. Ne hediye aldın? Söylenmez, ayıp. Evliliğe o kadar uzak ki Ahmet Kural ne diyeceğini şaşırıyor. Yok yani, nasip kısmet usta, şu an çalışıyoruz. Yani şuradan çıkınca kimin çıkacağı karşımıza belli olmaz. Gönül işi yani, o yüzden. Nasip. Nasip. Ama bu benden önce evlenir diye düşünüyorum. Ben evvel evleneceğim, o evvel çocuk yapacak. Yani aynı anda evlenirsek ben baba sahibi çocuk olacağım. Baba sahibi çocuk olacağım diyor. İşte karıştırıyorsun beni, ağzımı dolandırıyorsun. Peki, evet, çok teşekkür ederiz. Böyle sorular sorup insanın kafasını karıştırıyorsun. Zara galaya katılan ünlü isimlerden. Şahan bu sefer nasıl bir şey yaptı da yine hepimizi kırıp geçirecek diye merakla beklemedeyim. O yüzden bugün buradayım. Şahan Gökbakar'ın komşuları Engin Altandüz Yatan ve Nesişi Alkoçlar da galada. Hayırlısı olsun, inşallah bol gişeli olur. Aynı artık komşuluk ilişkimiz var Şahan'la, o yüzden böyle yalnız bırakmak istemedik bu özel gününde. Umarım her şey istediği gibi olur. Umarım yine daha önceki filmlerdeki kişi başarısını yakalar. Annelik ve babalık nasıl gidiyor diye soralım ünlü çifte. Hayatımızda neler değişti? Evet, çok inanılmaz biriz. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek üzere. Gökhan Tepe galaya gülmeye gelmiş. Yine Şahan'ın güzel bir filmi, eminim. Çok özel bir film olmuştur. Güzel bir film olmuş. Kahkaha atmaya geldik. Şahan yapınca filmi otomatik olarak gülmeye programlayıp kendine geliyorsun. Cemal Hünal ve eşi Lale Cangal galadaki isimlerden. Osman neler pazarlayacak çok merak ediyorum. Şahan Gökbakar'dan hesap sormaya gelmiş Cemal Hünal. Recep İvedik 3'teki ıssız adam için paspas kafa demişti, hatırlayacaksınız. Anazdı anazdı kadını değil anazdı derken bunlar köprüde tokşan keçi gibi ortada bir kavuşuyorlar. Kızın tabi ağız burun karnevan, o paspas kafayı attığı için kıza. Hatta o zaman fırça kafa demişti. Bu akşam onun hesabını sormayı düşünüyorum. Kızın tabi ağız burun karnevan, o paspas kafayı attığı için kıza. Demet Akalın ve Okan Kurt'u yakalıyoruz. Filmde küçük bir rol aldı ünlü çift. Demet Akalın karşımda duruyor ya. Buyur, ben yardımcı olayım. Bin bir alayım, siz ne alırsınız Demet Hanım? Garson zannettin galiba beni. Eşiyim ben, Okan Kurt. Şahan Gökbakar filmde garson yaptı Okan Kurt'u. Bunlarla çok konuşup benden özellikle sizi garson zannetmişim. Ben bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şimdi ilk bize film... Ama bu galada sorulmaz diye. Bir dakika anlatabilirim. İlk film teklifi geldiğinde işte sordum ben ekibe. Ben ne giyeceğim? Dediler ki smoking giyeceksin. Tamam dedim, siyah giyim. Hayır dediler, beyaz ceket. Kardeşim ben siyah giyeyim diyorum, beyaz ceket. Meğerse beni garson yapacaklarmış, onu sonradan oluyor. Ama çok güzel ya, o kısmı da güzel yani. Bin bir alayım, siz ne alırsınız Demet Hanım? Garson zannettin galiba beni. Eşiyim ben, Okan Kurt. Aa, ne ara evlendin kız? Ve film ekibi bir arada. Şahan Gökbakar heyecanını dile getiriyor. İnşallah bizdeki etkisi sizlere de geçer, izleyenlere de geçer. Güzel bir film oldu. Osman Pazarlama, Recep İvedik'i geçer mi diye soruyoruz Şahan'a. Vallahi Recep de benim olduğu için sorun yok. Yani. Eşi Selin Gökbakar'la yan yana geldi galaya. Bu ilk kez el ele görüntü verdikleri an. İşi espriye vuruyor Şahan Gökbakar. Evet, eşim olduğu için el ele geldim. Seninle el ele gelecek halim yok, eşimle geldim. Osman Şaşmaz'ın garip icatlarına geliyor söz. Taharet musluğu favori herkes arasında. Özellikle biliyorsunuz Türklerin yurt dışına çıktığında en büyük sıkıntısı taharet musluğu. Portatif bir taharet musluğu icat edeyim ama tutulacağını düşünmüyorum. Yani bir müteşebbis varsa buradan kendisine girişebiliriz o işe beraber. Portatif taharet musluğu çıkar. Basıyorum, bak. Bak. Oh, rahatladım be. Cem Yılmaz'ın zeytin dalına geliyor söz. Cem Yılmaz'ı da davet etmiş galaya.
Vallahi yani bütün arkadaşlarımızı davet ediyoruz böyle organizasyonlara. Ve bir müjde daha var. Recep İvedik 5 seneye bu zamanlar vizyonda. 5 olacak şimdi, Ağustos sonu başlayacağız çekimleri, Recep'in 5.sini. Vallahi yani seyircimiz çok talep ediyor bizden, çok istiyor. Biz de yapacağız. Gittiği yere kadar gider. Senin de kazanacağım, benim de kazanacağım bacı kardeş. Selin Gökbakar'ı yakalıyoruz. Anneliği ve Deniz Efe'yi soralım. Evet, çok keyifli ama Osman pazarlama günü bugün. He's making love to you. Eşinin peşinden giden Şahan Gökbakar, Deniz Efe'yi de getirdi mi acaba galaya? Ya çok ufak, şimdi ben onu bu curcunaya getiremem yani. 2 aylık şu anda. O evde ama ileride bu bantları izler işte, babasıyla gurur duyar inşallah. Ve davetliler film izlemesine geçiyor. Ben sana arkadaşlık talebi yollamıştım Facebook'tan ama kabul etmemişim galiba. Dolu benim Facebook'um Songül. Senin 63 tane arkadaşın yok mu? Ben 60'lık paket kullanıyorum Face'te. Önümüzdeki ay 90'lık paketi geçeceğim, o zaman alırım. Gala çıkışı görüşlerde sıra. Engin Altandüz Yatan ve eşi filmi çok beğenmiş. Bak, güzel bir film olmuş, umarım hayırlısı olur, kişisi bol olur. Keyifliydi yani, çok eğlendik. Demet Akalın ve eşi de beğenmiş rol aldıkları filmi. Çok güzeldi tabii ki. Berkay çok gülenlerden Osman pazarlamaya. Film muhteşemdi, harikaydı. Ellerine sağlık, kişisin bol olsun. Vallahi emeğe geçen herkesi de tebrik ediyorum. Şahan Gökbakar ve Selin Gökbakar çıkıyor salondan. Evet, çok evet. Teşekkür ederiz gerçekten. Çok güzel tepkiler aldık, evet. Çok mutlu olduk. Yani ne diyeyim, çok mutluyum şu anda. Selin Gökbakar en az eşi kadar heyecanlı. Ya ben bütün filmi gerçekten çok beğendim ve onlardan daha heyecanlı olabilirim yani. Böyle bir gurur hissi içindeyim. Sağ ol. Ve gerçekten kocan değil mi filmin şeyi? Annem. Başrol öncesi kocan. Filmde bir Ajda Pekkan esprisi var. Bu sahneye kızar mı süperstar diye soralım. Yok ya, kızmaz zannetmiyorum. Ya ben yapıyorum böyle espriler. Geçen Recep İvedik'te de yapmıştım. Yapmıştın, evet. Aynı benzeri. Aynen. Osman pazarlama vizyonda. Bakalım Şahan Gökbakar'ın diğer filmleri gibi gişe başarısı yakalayacak mı? Şuralarda gördünüz mü bak. Yer çekiminde buldog köpeği gibi böyle hep salya akıtma durumu oluyor. Çek çek. Avşar'ın nikahı pazar sürprizinde. Nikahta neden kahkahalar havada uçuştu? Hülya Avşar kardeşi Helin Avşar'a nasıl seslendi? Helin Avşar'ın nikahından çok özel görüntüler pazar sürprizi farkıyla. Az sonra. Çek 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 çek. Son dakika, yakalandılar. Yeni aşıklar Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır yakalandı. Ortalık fena karıştı. Az sonra. Çek 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 çek. 2016 yılında hangi gelinlikler gözde, hangi renkler ön planda, ayakkabıda neler moda? Evet, şimdi de sırada bu yılın trendleri var. Gelin adayları ekran başına. 2016'da hangi gelinlikler trend, hangi renkler ön planda olacak? Kıyafetlerde 2016 kış modası. Tılsımlı takılar. Dop dolu, renkli bir moda turu geliyor. İlk olarak modacı Özlem Süer'in 2016 sonbahar kış koleksiyonunu tanıttığı defiledeyiz. Gerçekten hanımların ilgisini çekecek bir kreasyon.
Ancak biz ünlü modacıdan biraz detay alalım koleksiyonla ilgili. Kışa dair bir koleksiyon. Renkleri siyahın, ten tonlarının ve tamamen kendi içinde aşk temasını barındırdığı için aşk vurgusu olan kırmızının da sembolik anlatımlarla koleksiyon içine yerleştirildiği bir renk ve stil bütünlüğü içinde tanımlayabiliriz. Şimdi bir gelinlik defilesindeyiz. Gelin adayları ekran başına. ...2016 yılının son model gelinlikleri görücüde. Drapeli gelinlik modelleri dikkat çekici. Beli sararak göğüs dekoltesine kadar devam eden ve yumuşak hatlar oluşturan tasarımlar moda severlerden tam puan aldı. Mevsime göre uzun veya kısa kollu olabilen, kolları dantel detaylarıyla süslenmiş gelinlik modelleri, kabarık prenses eteğiyle de beraber gelin adaylarının beğenisini kazanmış durumda. Gelinlikler görünüm ve rahatlık olarak özenle dikilmiş hissi vererek görselliği ön planda tutuyor. Şimdi bir ayakkabı tanıtımındayız. Özge Ulusoy'a rastlıyoruz. O da ayakkabılara dayanamayanlardan. Hesaplı alışveriş yapmayı sevdiğim için hani paramın kıymetini bilirim. O yüzden de dikkatli alışveriş yapıyorum. Ayakkabı da biraz aşırıya kaçabiliyorum. Gülşah Sürel Erdem'in hazırladığı Tılsımlı Takılar sergisindeyiz. Tılsımlı Gömlekler isimli sergi şu aralar büyük ilgi görüyor. Sergideki modelleri Cem Yılmaz'ın son filmi Ali Baba ve Yedi Cüceler'de rol alan model Irina İlkin'a tanıttı. Gülşah Sürel Erdem'e göre tılsımlı gömleklerin sırrı şu ana kadar çözülebilmiş değil. Şimdiye kadar sırrı çözülememiş. Sadece yakasında Ayetel Kürsi yazan, bir yerde Allah'ın 99 isminin yazıldığı bulunmuş. Takılar arasında ise en gözde parçalar bakın hangileri? Bu şifalı tas. Bu gene sarayda özel olarak içi bezeniyor ve şifalı su içiliyor içinden. Onun stilizasyonu, tuttuğum yer alem kafasıdır. Bu da gömleklerdeki yakanın detayıdır. Benim için bu ikisi çok özel. Şuradan da görebilirsiniz. Ayetel Kürsi yazıyor. Evet. Irina İlkina ise parçaları fazlasıyla beğenmiş. Ben çok mutluyum çünkü bu çok özel bir koleksiyon. Gördüğünüz gibi böyle çok geometrik, çok güzel detaylar var. Bu yüzden bu koleksiyonun bir parça olduğum için çok mutluyum. Yasak Aşıkların Olaylı Gecesi. Kaan Tangöze'nin Kıvılcı Mural'la yakalanmasını engellemek isteyenler gazetecileri nasıl tehdit etti? Garipliklerle dolu polis çevirmesi. Ehliyetine el konan şarkıcı Hatice'nin arkadaşı az kalsın gazetecileri eziyordu. İyiyim. Ben yaptım. İyiyim. Ben yaptım. Az sonra. Çek çek. Senden öncesi senden sonrası var hayatımın. Zamansız kadınla güzellikten aşka. Kahkaha dolu sohbet. Devam, buyurun anlatın. Yıllara meydan okuyan güzelliğini neye borçlu?
ne yiyor, ne yemiyor. İşte olabildiğince formda tutmaya çalışıyorum. Türkiye'nin en komik adamı Cem Yılmaz'ı nasıl keşfetti? Sen ne acayip bir çocuksun dedim. Böyle bir şey var mıydı? Ve zamansız kadın Ayşegül Aldinç'ten bomba aşk itirafları. Böyle biraz aptallaşıyorum. Az sonra. Şimdi kısa bir reklam arasına gidiyoruz. Sakın bizden ayrılmayın. Sıvanç Tatlıtuğ evlendi. İşte ilk görüntüler. Her şeye tepkili dünyaya gelmesin. Nasıl zerafet Allah'ım, çok güzelsin. Kıvanç Tatlıtuğ'yla Başak Dizer, Paris'teki düğünlerinin öncesi nasıl görüntülendi? Ve her şeye tepkili dünyaya gelmesin. Az sonra. Allah'ım, çok güzel. Tek, tek. Son derece ağır delillerle ben yola çıktım. Dört kez kavga ettiler. Murat Bey'den şiddet gördüğünüz yönündeki haberler çıktı. Siz bugün bunu yaparsanız sokakta cebinde iki kuruşu olmayan, çıktığında evden polise gidecek otobüs parası olmayan insanlara siz çok kötü örnek oluyorsunuz. Dört kez barıştılar. Mutlu olmak istiyorsanız arada bir geri vitese takın. Çağrı psikolog. Birlikte ilişki terapistine gidiyoruz. Bir dargın, bir barışık Deniz Akkaya ve Murat Varol şimdi her şeyi geride bırakıp mutluluğa yelken açıyorlar. Bir tarihte aldık kendi kendimize. Evleniyorlar. Bir dargın, bir barışık, aklım hep karma karışık. Az sonra. Çek çek. Son dakika, yakalandılar. Yeni aşıklar Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır yakalandı. Ortalık fena karıştı. Az sonra. Çek çek. Avşar'ın nikahı pazar sürprizinde. Nikahta neden kahkahalar havada uçuştu? Hülya Avşar kardeşi Helin Avşar'a nasıl seslendi? Helin Avşar'ın nikahından çok özel görüntüler pazar sürprizi farkıyla. Az sonra. Çek, 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 çek. Pazar sürprizi kaldığı yerden devam ediyor. Pop müziğin başarılı isimlerinden Rafet Erroman geçtiğimiz hafta sonu Kıbrıs'taydı. Ünlü sanatçı verdiği konser sonrası eşiyle bakın nasıl romantik dakikalar yaşadı. Estetik yaptırdıktan sonra kızı suyla küstüğü iddia edilen Rafet Erroman neler söyledi? Hayır. Kıbrıs'ta aşk tazeleyen Rafet Erroman ve eşi Ceren Kalpakarslan'la çok özel. Biz yeryüzüne bu dünyaya aşkımız için geldik ve diğer 6 milyar insan da bizi izlemeye geldi. Rafet Erroman'dan eşine Almanca eziyeti. Ach komm, das stimmt doch gar nicht, Schatz. Du sprichst so gut Deutsch, Mensch, es geht nicht um. Pop müziğin başarılı isimlerinden Rafet Erroman hafta sonunda Yavru Vatan Kıbrıs'taydı. Onu eşi Ceren Kalpakarslan'la sahilde el ele dolaşırken görüntüledik. Ve güzel, seviyoruz. Kıbrıs sıcak, insanı güzel, havası güzel. Baksanız ya bu baharda bile daha yaz havası gibi insanlar kafelerde.
İstanbul'da, Almanya'da şu anda yağmurlu. Anlaşılan çift aşk tazeliyor bu romantik adada. Yeni bir albüm hazırlığında Rafet El Roman. İlk olarak sohbete müzikle başlayalım. Albümün adı Mecnun. Neden Mecnun? Elbette Leyla'sı da Ceren Hanım Rafet Bey'in. Ya tabii ki ben zaten her zaman Ceren'e söylüyorum. Hani biz aşksa büyük yaşayalım bunu. Hani sanki öyle bir şey ki biz yeryüzüne, bu dünyaya aşkımız için geldik ve diğer 6 milyar insanla bizi izlemeye geldi. Hani öyle yaşayacaksak yaşayalım veya var olacaksak ya da var olmayalım yani. Rafet El Roman bulutların üzerinde ama onu yere indiren isimse yine Ceren Hanım. Nasıl mı? Kendine gel Rafet. Gündelik hayatta ne bileyim işte diyorum böyle ev işi yaparken Mecnun, Leyla böyle şeyler olmuyor. Gerçekten mutlu bir çift. Allah da bu mutluluklarını bozmasın. Sana eskisinden daha deli aşığım ben. Yetmiyor sözler, kelimeler bir anlatabilsem. Birbirlerini öylesine yoğun yaşıyorlar ki bu zaman zaman işe de yansıyormuş. Örneğin Ceren Kalpakarslan şarkı sözlerine de müdahale ediyormuş. Hani ilk önce onunla paylaşıyorum. Bak şöyle bir söz yazdım, gönderiyorum. Böyle daha iyi olmaz mı? O düzeltiyor bazen. Benim çünkü hala biraz Almancı şivem, aksanım var diyor. Rafet diyor, sen diyor ters bir ne diyor? Devrik cümle kurdun diyor. Çok da düzeltmek istemiyorum çünkü insanlar öyle seviyor Rafet'i yani. O bak aksın. Ne diyorum, yani. Gizlemiyorum. Her şey iyi ve güzel. Ancak Ceren Kalpakarslan'ın tek sıkıntısı Almanya ve özellikle de Almanca. Malum Rafet El Roman sık sık Almanya'ya gidiyor. Tek derdim Almancayı pek sevmiyorum. Biraz kaba geliyor bana. Ach komm, das stimmt doch gar nicht, Schatz. Du sprichst so gut Deutsch, Mensch, das kann ich doch mal doch. Tercümesini de alalım madem. Bu doğru değil gerçek hanım. Ya ne diyorsunuz? Almanca o kadar güzel bir dil ki yani yaptığınız iş mi şimdi falan filan diyorum. Ünlü popçuyu hazır yakalamışken son olarak şu soruyu sormak istiyoruz. Kızı Su burun estetiği oldu kısa bir süre önce. Bu haberden sonra Rafet El Roman'ın kızıyla görüşmeyi kestiği iddiaları çıktı. Doğru mu? Hiç öyle kırgınlık, küslük diye bir şey yok çocuklarım arasında. Ben zaten böyle hayata, şeye, bir şeye böyle çok kıkırılan, küsen bir adam değilim. Kendimle barışık, gayet özgüvenliyle birlikte. Ama yani olsa bile öyle bir şey, çocuklarım kırılacak, küsecek en son çare insanlardır benim için. Öyle bir şey mümkün değil. Her attıkları adımdan da haberdarım. Zaten onlar benim gurur kaynağım. Böyle bizim aramızda çok güzel duygusal bir bağ vardır çocuklarla baba aralarında. O yüzden öyle bir şey yok. Yani çıkan haberler biraz abartılmış. Estetiğe karşı mı peki? Hayır canım, bana hani söylediler. Daha huzurlu, daha mutlu olacağız baba dediler. Kızım yani evet ben çok taraftar değilim. Hani ben kendim de baktığınız gibi Roma İmparatoru gibidir maşallah benim burun. Onun için hani çocuklarıma da yansımış olabilir bu, yapacak bir şey yok. ama tabii onlar rahat olsun. Anneleriyle de görüştüler. En son beni de ikna ettikten sonra hadi dedim buyurun. Çek çek. Berk Oktay'ın artık ilişki durumu nişanlı. İlişki durumu karışığın yakışıklısı Berk Oktay'ın nişanından ilk görüntüler. Az sonra. Çek 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 çek. Senden öncesi senden sonrası var hayatımın. Zamansız kadınla güzellikten aşka. Kahkaha dolu sohbet. Devam, buyurun anlatın. Yıllara meydan okuyan güzelliğini neye borçlu? Ne yiyor, ne yemiyor? İşte olabildiğince formda tutmaya çalışıyor. Türkiye'nin en komik adamı Cem Yılmaz'ı nasıl keşfetti? Sen ne acayip bir çocuksun dedim. Böyle bir şey var mıydı? Ve zamansız kadın Ayşegül Aldinç'ten bomba aşk itirafları. Böyle biraz aptallaşıyorum. Sanki seni değil, bir bulutu sevdim. Az sonra. Çek, 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 çek.
Barış'ın sevgilisi Murat Varol'la birlikte evlilik terapisine giden Deniz Akkaya, Mayıs ayında evleneceklerinin müjdesini verdi. Son derece ağır delillerle ben yola çıktım. Dört kez kavga ettiler. Murat Bey'den şiddet gördüğünüz yönündeki haberler çıktı. Siz bugün bunu yaparsanız sokakta cebinde iki kuruşu olmayan, çıktığında evden polise gidecek otobüs parası olmayan insanlara siz çok kötü örnek oluyorsunuz. Dört kez barıştılar. Mutlu olmak istiyorsanız arada bir geri vitese takın. Çağrı psikolog. Birlikte ilişki terapistine gidiyoruz. Bir dargın, bir barışık Deniz Akkaya ve Murat Varol şimdi her şeyi geride bırakıp mutluluğa yelken açıyorlar. Bir tarih de aldık kendi kendimize. Evleniyorlar. Bir dargın, bir barışık, aklım hep karma karışık. Onlar yılan hikayesine dönen bir ilişkinin iki kahramanı. Tam dört kez küsüp barışan Deniz Akkaya ve Murat Varol çiftinin evliliğe giden ilginç öyküsünü sizler için mercek altına aldık. Sana anlatılan her masala bile bile aldanmakmış aşk. Deniz Akkaya ve Murat Varol daha önce birçok kez ilişkilerine son noktayı koyma kararı aldı. Hatta mahkemelik olan çift, dayak iddialarının gölgesinde birbirlerine söylemediğini bırakmamıştı. Çok utanıyorum yani, bu benim derdim, psikolojimi bozdu. Ben olsam gizlerdim demesini çok abes ve iştigal buluyorum. Karşılıklı suçlamaların ardından şok bir barışma yaşandı. Gecelerde bir çöp kamyonunun arkasında kalan çifti basın mensupları görüntülemiş, böylece barış ortaya çıkmıştı. Deniz Hanım, barışmışsınız. Çok kısa konuşsaydık. Bu barışın ardından bir kez daha yollarını ayırdı çift. Bu kez araya giren genç bir kızdı. Murat Varol'un genç kızla Instagram hesabına koyduğu resim ipleri koparmaya yetmişti. Haberler doğru ayrıldı. Çıktı, bitti mi? Evet, evet. Yani evlerimizi ayırmadık daha, çünkü biliyorsunuz biz aynı evde oturuyorduk. Evimizi henüz daha ayırmadık. Çünkü ben yaklaşık 2,5 sene yaptırdım, evimden çıkmıştım. Ve henüz daha 5 ay olmuştu. Ev düzenimizi ben maalesef bu 6 aydır haftada 6 gün çalıştığım için çok zorlanıyorum. Bir an önce ben de kendi düzenimi kurup herkes kendi düzenine devam edecek. Ama doğru yani, evet doğru, böyle bir şey var. 2015 yılının son günlerinde böyle konuşmuştu Deniz Akkaya. O günden bugüne köprünün altından çok sular aktı ve sonunda çift yeniden barıştı. Ancak işi bu kez sağlama almışlardı. Akkaya geçtiğimiz gün katıldığı bir kitap tanıtımında bakın neler söyledi. Birlikte ilişki terapisine gidiyoruz. Sorunun nerede olduğunu bulmaya çalışan Deniz Akkaya ve Murat Varol baktılar ki olmuyor, sonunda profesyonel yardım almaya karar vermişler. Hayat arkadaşı olmak böyle bir şey. Bunun ismi evlilik de olacaksa bir gün, çok ortak payınız varsa hayatta, ama yolunda gitmeyen de bir şeyler varsa, törpülemek için eğer iki kişi birbirine yetmiyorsa biraz dışarıdan yardım almak lazım. Ben buna inanıyorum. Peki sorun neydi? Çift neden bir ayrılıp bir barışıyordu? İşte Deniz Akkaya'dan ilginç bir açıklama daha. Biz iki aslan burcuyuz. Çok zor oluyor geçinmek. İki aslan bir eve dar. Bir ev iki aslana dar arkadaşlar. Olmuyor yani, çok zor oluyor. Ve asıl bombayı yavaş yavaş patlatıyor Deniz Akkaya. Önce davalar geri çekilmiş. Yani hukuki boyutta zaten biz davalarımızı çektik ama hani şeyi sorarsanız, süt liman mı evde her şey, olmuyor. Tabii zaman zaman ufak tefek heyecanlı tartışma oluyor. Sonrasında son kez barış sağlanmış. Daha önceki açıklamalarında haklılığını ispat etmeye çalışan Deniz Akkaya bu sefer mutlu olmayı seçmiş. Yani biz zaten bir şey istemiyoruz. Bizim istediğimiz tek şey haklılığımızın ispatlanması. Mutlu olmak istiyorsanız arada bir geri vitese takın. Ve son dakika bombası. Murat Varol ve Deniz Akkaya çifti onca çalkantıdan sonra nikah masasına oturma hazırlığı yapmaya başlamış bile. Şöyle, biz zaten öyle bir konuya niyetlendik. Bir tarih de aldık kendi kendimize.
Yani arkadaşlar işte o kadar sordun, söyleyeyim o zaman, niyetimiz var. Baharda niyetimiz var. Yani bu sıkıntıları atlatırsak artık çok fazla şey, çok da herkes hakim olduğu için bunu rahatlıkla söyleyeyim. Mayıs gibi bir niyetimiz var. Yani inşallah bir sıkıntı olmaz. Ne diyelim? Umarız bu kez mutlu olurlar ve evliliğe birkaç adım kala bir kez daha yollarını ayırma kararı almazlar. Berk Oktay'ın artık ilişki durumu nişanlı. İlişki durumu karışığın yakışıklısı Berk Oktay'ın nişanından ilk görüntüler. Az sonra. Çek çek. Avşar'ın nikahı pazar sürprizinde. Nikahta neden kahkahalar havada uçuştu? Hülya Avşar kardeşi Helin Avşar'a nasıl seslendi? Helin Avşar'ın nikahından çok özel görüntüler pazar sürprizi farkıyla. Az sonra. Çek 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 çek. 14 Şubat Sevgililer Günü Yavru Vatan'da bir başka kutlandı. Birçok ünlü sanatçı verdikleri konserlerle bu özel günü karnaval havasına çevirdi. İzliyoruz. Ünlüler Yavru Vatan'a çıkarma yaptı. Renkli konserlerle Kıbrıs'ta Sevgililer Günü bir başka kutlandı. Yavru Vatan'dan muhteşem bir konser turu. 14 Şubat'ta Sevgililer Günü Yavru Vatan'da bir başka kutlandı. Birçok ünlü sanatçı verdikleri konserlerle bu özel günü karnaval havasına çevirdi. İlk olarak Hakan Peker'in yanındayız. Akşam renkli bir konsere imza atmak için hazırlanıyor. Eşiyle birlikte gelmiş. Bu özel günde şarkıları eşinin gözlerinin içine bakarak söyleyecek. Bir kere her şeyden evvel beraber geçeceğiz. O çok güzel bir duygu. Burada konser vereceğiz. 14 Şubat konseri. Ondan sonra bence işte herhalde beni izleyecek. Mecburen. Mecburen beni izleyecek. Ondan sonra ona birkaç tane anlamlı şarkı söylemeyi düşünüyorum. Romantik bir plan yapmış belli ki. Eşine hediye aldı mı peki? Hediye aldım ama sürpriz. Şu anda söylemeyeceğim onu. Daha sonra artık kendisi görecek. Hemen konsere getirelim konuyu. Nasıl bir gece yaşatacak davetlilere? Bu gece bütün aşk şarkılarımızı söyleyeceğiz. Güzel bir konser olacak. Onun dışında zaten bundan sonrası için de çok yoğun bir tempoya girdik. Efsane şarkıları da altında. Çok güzel bir albüm yaptım. Bugüne kadar yaptığım bütün hitleri bu albümde topladım. Hakan Peker gümbür gümbür geliyor desenize. Ebru Yaşar'ın provalarına gidiyoruz. Akşamki sahne için harıl harıl hazırlanıyor. Prova sonrası yanındayız güzel şarkıcının. Eşi Necat Gülseven'le birlikte gelmiş Kıbrıs'a. Sevgililer gününde onu yalnız bırakmak istememiş. Şimdi evlendim. Kocamı yani sevgililer gününde orada bırakmak da çok içimden gelmedi. Bu da benim ona sevgililer günü hediyem. Yani beraber işte geldik, buradayız. Beni dinleyecek. Yemek bedava, beni dinlemek bedava. Uçak biletleri bedava. Daha ne olsun, bundan güzel hediye. Bu arada yüzüğü dikkatimizi çekti. Ne kadar büyük bir tek taş öyle. Necat Bey'in sevgililer günü hediyesi mi yoksa? Bilmem ya, böyle bir laf vardır. Baktıkça küçülürmüş. Benim şimdi bazı arkadaşlarım var. Çok bakma, küçülür zaman geçtikçe, küçülür o dediler. Bana tabii normal geliyor ama hakikaten en önemlisi her zaman huzur, sevgi.
Bu maddi şeyler gerçekten gelip geçici şeyler. Tabii ki insanın gönlünü alan, onur eden şeyler, hediyenin büyük küçüğü olmaz diye düşünüyorum ben. Ve geçiyoruz konserlere. Yeniden Hakan Peker'in yanındayız. Renkli bir müzik ziyafeti sunuyor tatilcilere. Erol Evgin konserindeyiz Kıbrıs'ta. Usta sanatçı eski ve yeni birçok şarkısını o gün sevgililer için seslendiriyor. Yavru Vatan'da Gülben Ergen konserindeyiz. Ancak konser öncesi bir iki kelam edelim güzel şarkıcıyla. Sevgililer günü onun için genel bir anlam ifade ediyor. Sevgiliyle sevgiliden ibaret değil. İnsan arkadaşı da, evladı da, çok sevdiği arkadaşları ve dostları da dahil olabilir bugüne. Eşi Erhan Çelik'e ne hediye aldı acaba? Çok çocuklu ailelerde sevgililer günü geri planda kalabiliyor. Daha ziyade 23 Nisan çocuk bayramları, çocukların futbol okulu günleri falan gibi farklı gündemler oluyor. Ama senin bu sorunun üzerine biz yarın bunu değerlendireceğiz. Cevabı oldukça yuvarlak oldu. Bu arada basın mensupları tekrar Gülben Ergen'in İspanya tatilini soruyorlar. Hani Arda Turan'ın misafiri olarak gitmiş ve Messi ile bir hatıra fotoğrafı çektirmişti. Sadece Messi mi? Messi, Ronaldo. Burada da öyle Snyder, Muslera, bak neler biliyorum. Bak, Rövaşata falan neler öğrendim. Rövaşata öyle yapılmıyor ama olsun. Biz konserine geçelim en iyisi. Gülben Ergen'den Kıbrıs'ta muhteşem bir konser geliyor. Sibel Can konserindeyiz Yavru Vatan'da. Kıbrıs'ı çok özlemiş Sibel Can. İyi, dün akşam Ankara'daydım, konserim vardı. Oradan buraya geçtik, gayet güzel. Bu geceyi de zaten özlüyorum ben Kıbrıs'a. Ayda birkaç kez gelmeyince özlüyorum. Sibel Can'ın hayranlarına büyük bir sürprizi var. Bakın ne? Yoğunluk var, stüdyo başladı biliyorsunuz çocuklar. Müthiş bir arabesk albüm geliyor. Öyle böyle değil ama herkes yani hazırlansın. Bittiler yani. Müthiş bir repertuar. Burhan Bayar şarkılarını seslendiriyorum. Okumalar başladı. Çok çok güzel geçiyor. Harika olacak inşallah. İnşallah bayılacaksınız. Geçiyoruz konsere. Sibel Can Kıbrıs'ı tatilcileri şarkılarıyla coşturuyor. Zamansız kadınla, güzellikten aşka, kahkaha dolu sohbet. Devam, buyurun anlat. Yıllara meydan okuyan güzelliğini neye borçlu? Ne yiyor, ne yemiyor? İşte olabildiğince formda tutmaya çalışıyor. Türkiye'nin en komik adamı Cem Yılmaz'ı nasıl keşfetti? Sen ne acayip bir çocuksun dedim. Böyle bir şey var mıydı? Ve zamansız kadın Ayşegül Aldinç'ten bomba aşk itirafları. Böyle biraz aptallaşıyorum. Az sonra. Berk Oktay'ın artık ilişki durumu nişanlı. İlişki durumu karışığın yakışıklısı Berk Oktay'ın nişanından ilk görüntüler. Az sonra. Tek tek. Şimdi de sırada Show TV'nin kahkaha bombası Güldür Güldür'den sizin için seçtiğimiz skeçler var. İşte
işte Güldür Güldür en iyi parodiler bölümümüzün ilk skeci. Patronuna yaranmak için Urfalı olduğunu söyleyen bir iş kadınının hikayesi herkesi gülmekten kırdı geçirdi adeta. Patron ve eşi içeri girer bir kere. Bundan sonra bakalım neler olacak Urfalı olduğunu söyleyen aile adına. Vış! Aysel, seni herif budur. Vallahi rezidans gibi adam bulmuş kendi ya. Ya kaç katlı bu? Mahum, 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 mahum. Lan! Hayvan gibi şey yapıyorsun ya. Dur. Mesut Bey, nasılsın, ne iyisin? Eksik olmayın. Hele valla çok iyi, siz nasılsınız? Buyurun oturun. Ha, hele hele. Ahta kalitsiz. Siz şöyle hele hele. Siz de böyle bele bele. Ancak Urfalı patronun bazı şüpheleri vardır sahte hemşehrileri hakkında. Senin şive biraz değişik. Bu Urfa'nın neresinde acaba? Yoksa Urfalı değilsiniz. Urfa yoksa işler değişir. Yok ağam, hele nereden çıkarıysan? Urfalidir, Urfa'nın köyünde. Mesut'un köy bile fazla göç almış, ondan bile konuşuyor. He, göç almış ondan. Aile her söyledikleriyle şüpheleri daha da arttırır. Siz ne iş yapıyordunuz? İç mimarım Halo Dillo. İç mimar? Nasıl? Yok, iç mimar değil. İç mumbar. İç mumbar ne ya? He? He, ne ola ki o? Ne? Nasıl yani? Mesut, hani senin içli köfte, iç mumbar tükkanın var ya? He, o tükkan. Mumbarlarımız şahanedir. Mumbar bizim işimizdi de. Urfalı numarası yapan kadın çocuğu için bile yalan söylemiştir. Herkese merhabalar. Yok artık. Bu ne haldir? Niye delilendin Mesut? Ne oluyor? Hayırdır? Ha, yoksam siz bu çok yersiz oldu patron. Ya beni de kaldırdı ya. Yersiz oldu. Mesut niye delilendin? Hayırdır? Ağam Bahar eve geç geliyor ondan kızı. Kızım sen neredesin o saatten? Ya alakası yok. Benim Bahar diye bir kızım yok. İşin sonu şimdi anlaşılır. Sebebi ziyaretimiz belli. Vallahi ben hep Urfalı bir gelinim olsun istedim. A böyle toprağı bizden namuslu, düzgün. He? Aysel. Biz bu çocukları everak ha? He Aysel ne diyorsun? He anne ne diyorsun? Vallahi ne diyeyim? Çok hemen oldu bilemeyeyim. Bence birbirini biraz tanısınlar. En sonunda evin oğlu isyan eder bu duruma. Vallahi evleneyim baba. Yani evlenmesi manyak mısınız siz? Kızım sus. Sen demeydin ben başka eve çıkmak isteyeyim. Al sana ev. Ya öyle şey olur mu? Yok yani. Öyle bir şey yok. Ben erkeğim ya. Oh, al işte ya. Ben erkeğim. Wow. Öyle şey oldum baba. Niye böyle diyorsun ama, ya? Ama bak ben kullandım. Ben söylemişim. Hayır hayır yok. Ben söylemişim. Hayır hayır. Siz öyle bakıyorsunuz öyle erkek gözü ki. Aslında kızdır. Ya bırak. Bariz bunu. Erkek ya bu. Neresi kız? Hadi yürüyün gidelim buradan. Gel yürüyün. Allah aşkına. Git be. Güldür Güldür kolajda işte bir başka kahkaha dolu skeç daha. Yaz mevsiminin bitmesini bir türlü kabullenemeyen evin reisine aile fertleri durumu anlatmaya çalışırlar ama adam tatilin bitmesini hiç istememektedir. Babacım, babacım. Yok, sivri vivri yok. Yaz bitti babacım, bitti. Televizyonlardaki dondurma reklamları bile kalktı ya. Yok artık sivri vivri yok. Yaz bitti babam ya. Bitmedi işte bile Mikel, bitmedi. Bitti babacım, bitti. Yaz bitti. Baba, anla artık. Kendine de bize ettiklerin yetsin, bitsin artık ne olur. Sabahları kalkıyorsun, silip mayonu giyip bakkala öyle gidiyorsun. Adam çok rahatsız. Oğlum, başka mayom yok. Konuyu hiç anlamıyorsun.
Şevket, artık yatağımızda değil su yatağında yatıyorsun. Rüyalarında ara taş çalıyorsun. Ben bir haftadır kocamı siyah altılıdan kıskanıyorum. Adamın emekliliğine de çok az kalmıştır. Bu durum onu daha da tez canlı yapar. Bir sene daha. 24 sene bekledin. Bir sene daha. Bir senecik. Bir sene. Bir sene 12 ay. 12 ay 365 gün. Oğlum İbrahim, benim telefonu versene oğlum. Al babacığım, al. Yeter ki sen işte al. Alo. Müdürüm Müslüm Bey, ben Şevket. Memur Şevket. Efendim ben istifa ediyorum. Evet, evet istifa ediyorum. Ben yazlığa yerleşmek istiyorum ya. Şevket, ne yapıyorsun? Emekliliğini yakacaksın. Yansın. Artık yetti canıma gari ya. Ben gitmek istiyorum ya. Domateslerimle vakit geçirmek istiyorum. Ben akıtan çatımı özledim ya. Hayatım, sakin ol. Gel şöyle sen bakayım bir. Gel şöyle. Hayatım, sen şimdi bak, yarın ilk iş günü. Senin hazırlanman lazım. Tıraş olman lazım, değil mi? Evin babası durumu kabullenmedikçe işler daha da zorlaşır. Ya istemiyorum ben takım elbise giymek, istemiyorum ya. Ben mayo giymek istiyorum ya. Kum kaçsın istiyorum oğlum, kum ya. Aha. Bak, bir yalanı yaşıyorsun baba. Gücünü yazın bıraktığın bu top sakalından alıyorsun ama o bile sahte. Aa, babamın sakalı sahteymiş. Takke düştü, kel göründü. Baba zaten yakışmıyor. Sen memursun ya, ne top sakalı. Doğru söylüyorsun kızım. Memursun sen, memur kal. Giy dedin takımları. Doğru söylüyorsun, ben zaten garip bir memurum. Ben garip Şevket'im. Ne yapalım, benden yazlıkçı olmadı işte. Gideyim de bari. Ne yapayım oğlum? Tıraş olayım. Tıraş ol babam. İş var yarın babam. Oh. Evin fertlerinin yaptığı bir hata adamı yeniden eski haline döndürür. Hortum. Bahçe hortumu. Ha, bahçe hortumunu ben kaldırdım. Topladım bir güzelce, kaldırıp koydum. Banyoya koydum. Nezaket! Bak ne buldum. Hadi ayaklarımızı yıkayalım, gel. Oğlum siz de tuzlu durmayın. Hadi koşun bakayım duşa, hadi ya. Ay yine başa döndük ya. Ay Şevket, git kapıya bak çocuğum. Şevket, biz senden ne konuştuk? Ver bakayım onu. Ya ben de dursun, ne olur Nezaket. Onlara sen... sarılayım biraz ama ya. Ne olur ben de kalsın ya. Ya of ya. Aa. Bahadir, Fikri, Mustafa. Yazlıktan arkadaşlarım, sizin ne işiniz var burada? Yazlıktan arkadaşların gelmesi işi daha da mı zorlaştıracaktır acaba? Sizin gelmenize gerek yoktu ki, siz emeklisiniz. Biz oy kullanıp geri döneceğiz Şevket. Yenge, bizi biraz yalnız bırakabilir misin? Tabii, tabii Mustafa Beyciğim, artık ne olur şu konuyu bir çözüverin, size zahmet. Hiç merak Hadi. Etme yenge, o işler bizde. Yalan, hepiniz yalan söylüyorsunuz. Sen de yalan söylüyorsun Mustafa amca. Senin sakalların da sahte. Kalk! Kalk! Oğlum o emekli ya, emekli. Haylaz ama, bu çocuk çok haylaz. Yaramaz. Kusura bakmayın, siz de onların babası sayılırsınız. Şey yapmayın öyle. Şevket. Canım. Gelirken senin bahçeyi uğradık. Olmuş domateslerini topladık, getirdik. Ha. Gerçekten mi? Evet. Ana! Kuzular? Adam en sonunda yazlığa yerleşmeye karar verir ama maddi sıkıntılar onun elini ayağını bağlar. Bu da krediyle aldığın yazlığın taksidi. Ödemezsen bir yazlığın olmayacak. Elinden alacaklar, el koyacaklar. Elimden mi alacaklar, el mi koyacaklar? Ben yazlığım olmadan yaşayamam. Yazlığım olunca da yaşayamıyorum. Rabbim! Bu ne yaman çelişki? Sen kazandın. Çocuklar, ben maalesef buradayım. Siz gidin. O halde seneye görüşürüz Şevket. Elveda. Şevket işim demişti. İşini seçmişti. Yazlık neydi? Yazlık sıcaktı. Yazlık komşuydu. Pişikti yazlık. Son bir el okey çevireydik. Ziyanı yok. Biz bize yeteriz. 3-5-8 oynarız. İstemiyor işte. Mutlu musun? Mutlu musun? Sen kazandın. Bedenin burada ama kalbim Ege'de kaldı. İşte bir başka kahkaha dolu skeç. Uçaktaki business sınıfıyla ekonomik sınıfın karşılaştırılması işlenmektedir. Oh ya, oh ya. Business class. Sana yine kavuştum ya. Allah Allah. Çok güzel. Hanım, şu business'da uçmanın keyfi ayrı değil mi ya? Şevket, business'ı sevdiğinin yarısı kadar beni sevsen her yerim vataks olmazdı. Mimiklerimle belli edemiyorum ama şu an çok kızgınım.
Bakayım. Vallahi kızgınsın ya. Damarlar atıyor. Kaştaki damarlardan belli oluyor hanım. Ya burada bir insan nasıl sinirli olabilir ya? Şu koltuğun rahatlığına bak, şunun genişliğine bak ya. Hele şu insanların elitliği. Seviyorum ya, daha uçmadan uçuyorum ya. Yolcular business class'ta uçmanın imkanlarından sonuna kadar yararlanmak isterler. Daha kalkmadan biz bir drink alamayacak mıyız? Host ya, host! Eskiden insanlar business class'a sadece takım elbiseleriyle gelirdi. Şunun tipine bak. Yılbaşı ağacı gibi giymişsin. Süslü ama çirkin. Kesin baba parası yiyor dorba. Yoksa bir araba parası verip bizini salacak bir tip yok bunda. Belli edemiyorum ama şu an çok şaşkınım. Çok havalıdır elit yolcular. Ekonomi yolcularıyla karşılaşma düşüncesi bile onları delirtir. Yani çözemediler artık şu işi be. O kadar para veriyoruz, oturuyoruz buraya. Bir de bunlar geçerken bize bakıyorlar. Sana söylüyor hanım, sana. Bari uçağın arka tarafından binsinler. Yani evet. Ben onlarla yüz yüze gelmek zorunda mıyım? Hanım sende yüz yok ki ya. Bu şunun balon balığı gibi bir şey ya. Hadi hadi kapat gözlerini, geliyorlar hadi. En sonunda ekonomi yolcuları da gelir. Ha arka taraf elelerim, uçağın arkası boş. Gel abla gel. Geç. Rüyasında ne görüyorsa artık. Çeşit çeşit şeyler yiyordur şimdi rüyasında. Tabii. Ne kadar güzel. Oğlum bunlar biraz hasta gibi mi? Niye uyuyorlar lan? Olabilir toprağım. Baksana koltukları da hasta koltuğu gibi yazı. Çocuğum hadi bekleme yapmayın. Vallahi beleş sandviç servisini kaçırırsam sizi yiyeceğim ya. Bilal duydun mu? Beleş sandviç varmış oğlum, cennete düştük lan. Ya neye o kadar şaşırıyorsun acaba Hüseyin? Neye o kadar şaşırıyorsun? Duyan da bizi ilk defa uçağa biniyorsan. Yolcular garip, yolcular fukaradır. Her şeyi şaşırırlar uçakla ilgili. Çok korkuyorum. İcabında böyle bir tele atıyorsun, hemen yere düşüyor. Bu tonlarca demir nasıl havada uçuyor, ben hiç anlamıyorum. Zenginlik böyle bir şey, hep gülüyorlar ya. Ne oldu ya? Param var, huzur var vallahi. Uçaktaki ekonomi yolcularına yapılan davranış bizi de çok üzer. Pardon birader. Sen galiba benim yerime oturuyorsunmuştuydun. Çünkü 17 bin benim yerim demişteydi. Oy, o zaman bir yanlışlık mı olmuş? Muavin bey herhalde. Muavin! Muavin! Bırak! Muavin! Bırak! Beni bağırıyor! Beni bağırıyor! Uçağın düzeni bozuluyor uçağın. Ekonomiden bir yolcunun business'a geçmesi her şeyi karıştırır. Ya sen niye bekliyorsun? Ya niye ayakta bekliyorsun? Geçsene bizi kısa, geç. Ne ittiriyorsun kardeş? Bu nasıl muamele ya? Efendim buyurun, hoş geldiniz. Var mı bir emriniz? Hemen yerine getireyim. Buyurun oturun. Ne kardeş abi, bu nasıl muamele ya? Estağfurullah bacım. Estağfurullah mı? Bacım mı? Burada ekonomi var. Bu nasıl skandal bu ya? Uçakta iki sınıf arasında o kadar fark vardır ki bu uçuşta bile kendisini belli eder. Kaptan devam et. Hadi uçuyoruz lan. Lan bu neymiş ya? Bu nasıl sarsıntıdan kıyamet mi kopuyor Allah'ım? O sandviç yemeden ölmem. Galiba. Dur bırak, taşım düşmüş çünkü şu anda. Sonuçta iki taraf birleşir ve bir hediye gönderilir business tarafına. Business'la anlaşmamızın nişanesi olarak size kokan adam yolluyoruz. Get içeri get. Get get. Baba gidiyor. Buyurun istediğiniz gibi koklayın. Vay baba. Oh, merhaba yıldırmıştıydı. Benim demiş. Aa ilginç ya, bu neresinden kokla diyor acaba? Gel al komple şöyle göster. Hostes kaldı, hostesi de bayıldı. Bacım kusura bakma, seni unutmuş duydum. Heh, yemişim adaletini. Fakirliğin olduğu yerde adalet mi olurmuş? Yürüyün
mısınız arkadaşlar? Aa, dur hala dur. Ben onları bayıltırken tam anlayamadım. Seni seyredemedim. Ne diyormuştuydun? He ben söyleyeyim sana. Aç gözünü seyret, tekrarı yok bunun. İşimiz muhabbet, efkarı yok bunun. Arada bir dilimiz sürçer ise affola. Tutmasını biliriz de kemiği yok bunun. Çek, çek. Berk Oktay'ın artık ilişki durumu nişanlı. İlişki durumu karışığın yakışıklısı Berk Oktay'ın nişanından ilk görüntüler. Az sonra. Çek çek. Pelin Avşar'ın nikahı. Pazar sürprizinde. Nikahta neden kahkahalar havada uçuştu? Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar'a nasıl seslendi? Helin Avşar'ın nikahından çok özel görüntüler. Pazar sürprizi farkıyla. Az sonra. Çek, 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 çek. Şimdi de sırada sizler için dünyadan derlediğimiz birbirinden ilginç ve hayrete düşürecek kamera şakaları var. İzliyoruz. Dünyanın en iyi kamera şakaları. Çok zekice. Kimi zamanda çok korkutucu. Bu kamera şakaları sizleri hayrete düşürecek. İlk kamera şakası bir asansörde tezahür buluyor. Şakanın hazırlık aşaması inanılmaz. Her şeyden habersiz kurbanlar asansörde yukarı katlara çıktıklarını sanıyorlar. İşte genç ve güzel bir kadın sakince telefonda konuşuyor. Ve bir anda asansör kontrolden çıkıyor. Diğer kurbanlar da hiçbir şey bilmiyor. Asansör binanın çatısını delip gökyüzüne doğru büyük bir hızla yükseliyor. Suratlarda büyük bir şaşkınlık ve korku ifadesi. Elbette hemen önlerindeki ekranın yanıltması bu yaşananlar. Ama bilmiyorlar ki. Yapılanların şaka olduğunun açıklamasından sonra yüzler gülüyor ve büyük bir rahatlık. İkinci şaka daha da zalimce. İş görüşmesine geldiklerini düşünen insanlar odaya girip evraklarını teslim ediyorlar. Adelante. ¿Cómo le va?
Permítese un documento. Sí. Ancak arka planda dev bir meteorun şehre çarpmak üzere olduğunu fark etmeleri çok geç sürmüyor. Bueno, principalmente. ¿Tuvo algún problema llegar acá? No. Estamos un poquito. Madre. Perfecto. Aquí están las. Cuidado. ¿Eh? Ah, sí. Perfecto. Mire, mire. ¡Mire! ¡Mire! Görüşmeye gelenler büyük bir panik yaşıyorlar. Sonrası karanlık. İçerideki korkuları devam ediyor. Ay, alguien. César. Alo. Sırada korkutan bir başka şaka. Ancak önceki videolar gibi çok zekice değil. Daha basit ama etkili. İnsanlar bakın nasıl korkuyor. Amaç insanları bir an olsun korkutmak. Başarılı olmuş da. Bir asansöre biniyorsunuz ve garip kıyafetli bir adam size saldırmak için hamleler yapıyor. Ne yapardınız? İşte dünyanın en iyi koordine edilmiş, en zalimce şakası. Sokağa düzenekler önceden yerleştiriliyor ve hazırlık başlıyor. Sonrasında kurbanlar seçiliyor. Bir patlama sesi ve kurbanın üzerine boya atılıyor. Vurulduğunu sanan kurban panik içinde. Herkes kaçışıyor. Bir anda ambulans, polis, sirenler. Şaka kurbanı vurulmadığını anlıyor ama kime ne anlatacak mümkün değil. Bir anda kendini tabutun içinde buluyor. Gerçekten çok zalimce bir şaka. Son şaka yine bir asansörde gerçekleşiyor. Asansörün tabanında gerçekleşen video aldatmacası korkulu anlar yaşatıyor şaka kurbanlarına. Evet.
Kimi çok korkuyor, kimi az. Ama gerçekten bu da zekice bir şaka. Tick, tick. Zamansız kadınla güzellikten aşka kahkaha dolu sohbet. Devam, buyurun anlatın. Yıllara meydan okuyan güzelliğini neye borçlu? Ne yiyor, ne yemiyor? İşte olabildiğince formda tutmaya çalışıyor. Türkiye'nin en komik adamı Cem Yılmaz'ı nasıl keşfetti? Sen ne acayip bir çocuksun dedim. Böyle bir şey var mıydı? Ve zamansız kadın Ayşegül Aldinç'ten bomba aşk itirafları. Böyle biraz aptallaşıyorum. Sanki seni değil, bir bulutu sevdim. Az sonra. Dün akşam evde aile arasında yapılan törenle yaşamını Serhan Bora ile birleştiren Helin Avşar'ın nikah görüntülerini ekranlarınıza getiriyoruz ve Helin Avşar'a mutluluklar diliyoruz. Helin Avşar'ın nikahı pazar sürprizinde. Nikahta neden kahkahalar havada uçuştu? Hülya Avşar, kardeşi Helin Avşar'a nasıl seslendi? Geçtiğimiz haftalarda düzenlenen Kızılay defilesinde kreasyonlarını tanıtan Helin Avşar, Show TV mikrofonlarına evleneceğinin ilk sinyalini vermişti. Belki de yakında. Belki de yarından ev falan. Bu sözlerden sadece iki hafta sonra işte Helin Avşar, Serhan Bora ile nikah masasında. Sizleri önceki söz olarak bir tanıyalım. Gelin adım, adınız, soyadınız. Helin Nilgün Avşar. Baba ve anne adınız. Celal, Evren Avşar. Teşekkür ederim. Damat Bey, sizin adınız, soyadınız? Tevfik Serhan Bora. Baba ve anne adınız? Ali Sami. Nikah şahitleri Kaya Çilingiroğlu ve Hülya Avşar'ın kuzeni Profesör Doktor Erol Avşar'dı. Süleyman Kaya Çilingiroğlu, Gülümser Hüseyin Kaya, 27.1965. Almanya'da. Erol Avşar, 1962 Ankara'da. Evetlere geçilecek ama Erol Avşar müziklik peşinde. Kaya Çilingiroğlu'nun ayağına basıyor. Bir kere de benim değerli şahitlerimizin ve değerli konuklarımızın huzuruna söz olarak beyan etmemizi rica edeceğim. Ayağına basacağım. Helin Avşar artık nikaha geçilmesini evet demeyi istiyor heyecanla. Ve işte genç çiftin birbirlerine ömür boyu evet dediği anlar. Avşar giriyor araya. Kardeşine son uyarısını yapıyor. İyi düşün, iyi düşün. Sıra damat Serhan Bora'da. Serhan Bora beyefendi, siz hiç kimsenin kız altında kalmadan kendi özgür iradenizle gelinliğin Avşar hanımefendiyle evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet ediyorum. Bunlar! Bunlar da kalmamış. Kapalı diyecektiniz. Onlar artık resmen karı koca. Mutluluklarını böyle paylaşıyorlar. Vay, maşallah. Nikah sonrası gelin çiçeği atılıyor.
Gelin çiçeği üzerinden eski eşler Hülya Avşar ve Kaya Çilingiroğlu'na espriler yapılıyor. Bir dakika. Gelmesin. Atacaksın, ben yakalayacağım. Ya dur, defterini yakalayacağız. Onu ayrı çekeceğiz. Serhan Bora, Helin Avşar Bora çiftine ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Berk Oktay'ın artık ilişki durumu nişanlı. İlişki durumu karışığın yakışıklısı Berk Oktay'ın nişanından ilk görüntüler. Az sonra. Tek tek. Geçtiğimiz akşam Başak Dizer'le Paris'te evlenen Kıvanç Tatlıtuğ'un düğününden ilk görüntüler pazar sürprizinde. Kıvanç Tatlıtuğ evlendi. İşte ilk görüntüler. Her şeye tepkili dünyaya gelmesin. Nasıl zerafet Allah'ım, çok güzelsin. Kıvanç Tatlıtuğ ile Başak Dizer, Paris'teki düğünlerinin öncesi nasıl görüntülendi? Ve işte Kıvanç Tatlıtuğ'un Başak Dizer'le evlendiği törenin hemen öncesi. Paris'teki Türk Büyükelçiliği'ne böyle geldi çift. Gözünü aç, beni vur, tut elimi, bir yuva kur. Senin için yanar içim, bu yanışım. Kıvanç Tatlıtuğ'un damatlığı üzerindeydi. Nikah öncesi son hazırlıklarını yaptılar. Tesadüf diyemem kendimi, kalbimi yenemem belli ki kaderde. Büyük biri var. Ve işte gelin ve damadın fotoğrafı. Birbirlerine çok yakışıyorlar. Ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Denize açıldım sevmeye, sevilmeye. Anladım sevmek gibisi yok. Tek tek. Berk Oktay'ın artık ilişki durumu nişanlı. İlişki durumu karışığın yakışıklısı Berk Oktay'ın nişanından ilk görüntüler. Az sonra. Tek tek. Aşk yaşadıkları iddia edilen Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır ilk kez görüntülendi. İzliyoruz. Son dakika, yakalandılar. Yeni aşıklar Oktay Kaynarca ile Deniz Çakır yakalandı. Ortalık fena karıştı. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır dün gece yakalandı. Birileri çiftin görüntülenmesine engel olmaya çalıştı. Oktay Kaynarca aracın ön koltuğunda, Deniz Çakır arka koltuktaydı. Deniz Çakır görüntülenmelerine işte böyle bir gülümsemeyle tepki verdi. Al bir içeri. Arkadaş gel abi. Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan Ayşegül Adinç yeni albümü Güzellik Sırları ve Aşk İtiraflarıyla pazar sürprizinde. Şimdi Ayşegül Adinç'e gerçekleştirdiğimiz o özel röportajı getiriyoruz ekranlarınıza. Benden öncesi
Sensiz senden sonrası var hayatımın. Zamansız kadınla güzellikten aşka kahkaha dolu sohbet. Devam, buyurun anlatın. Yıllara meydan okuyan güzelliğini neye borçlu? Ne yiyor, ne yemiyor? İşte olabildiğince formda tutmaya çalışıyor. Türkiye'nin en komik adamı Cem Yılmaz'ı nasıl keşfetti? Sen ne acayip bir çocuksun dedim. Böyle bir şey var mıydı? Ve zamansız kadın Ayşegül Aldinç'ten bomba aşk itirafları. Böyle biraz aptallaşıyorum. Sanki seni değil, bir bulutu sevdim. Bu yüzden yıllardır sırılsıklam kalbim. Albümün adı 8. Ayşegül Aldinç'in All Star'ları bir araya topladığı albümünde Kenan Doğulu'dan Gökhan Türkmen'e kadar birçok ünlü star var. Sorma, durum Leyla, o sesler. Yok aslında birden çıka gelse. Yok yok olmaz asla Leyla. Haber müdürümüz Ömür Sabuncuoğlu Ayşegül Aldinç'le buluştu. Albümünü, güzelliği, aşkı ve zamansız kadın olmayı konuştu. Ayşegül Hanım, sohbetimize albümden başlamak istiyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederim. 8. Sekiz, evet. Ama 8. Sen biliyorsun beni aşkım bitmez. Nedir anlamı? Yani böyle işinde çok başarılı ve iz bırakmış, daha önce çalışmadığım genç arkadaşlarımla çalıştım çoğunlukla. Aralarında en deneyimlisi Kenan Doğulu. Yani böyle katıksız, organik. 8 rakamı da sizin galiba Uğur'da rakamı, evet. Biz bunu Uğur olsun diye yapmadık ama sonuç olarak 8 tane yapalım diye teklif geldi ekibimden. Devamlı 18'lik gibi duruyorsunuz zaten. Ay, bu ne kadar güzel bir şey iltifat, teşekkür ederim. Albümün starlarından açılıyor söz. Mabel Matiz var mesela besteciler arasında. Mabel Matiz'in Gel şarkısını kaçırdığınız doğru mu? Kaçırmak demeyelim ona. Çünkü kendi arzumla bir tek gördüğümü seçtim ben. Ama iyi ki de Gel'i o söylemiş. O çok güzel söylüyor yani. Çok acayip, kendine has tuhaf bir büyüsü var Mabel'in. Ayşegül Aldinç kaçırdığı şarkılardan bir albüm yapsa arşivlik olur herhalde. Ve yıllar önce böyle bir şey daha yaşamışsınız. Sezen Aksu'yla Keskin o Bıçak. O var, daha var. Birkaç tane daha var da en bilineni Keskin Bıçak. Evet, öyle bir durum var. Bir ıskaladığım şarkılar diye bir albüm yapsam acaba nasıl olur diye düşünüyorum. Kendimden kaçam, yârim keskin bıçam. Gelelim güzelliğe. Ayşegül Aldinç'i tanımlayan en önemli cümlelerden biri nedir? Size bir tanımlama yapıyorlar. Onu muhtemelen biliyorsunuzdur. Ne diye? Türkiye'nin en seksi kadını. Eskimeyen ya en seksi kadını. Bir zamanlar öyle bir şeyler vardı, evet. Yani hali hazırda bunu kabul ediyor olamam. Beğenildiğimi biliyorum. Bunun mutluluğuyla ben de o beğeniye layık olmaya çalışıyorum tabiri caizse. Bu güzellik, bu form nasıl böyle kalabiliyor? Yani kendimi işte olabildiğince formda tutmaya çalışıyorum ama sonuç olarak ben de insanım. İşte benim de abur cubur yemek gibi bir merakım olabiliyor zaman zaman. Her günü diyetle geçiren bir kadın olmamış hiçbir zaman. Spor da yapıyorsunuz. Evde benim hatırladığım kadarıyla bazı yürüme spor gereçleri vardı. Var. Her gün yapıyor musunuz? Her gün yapmıyorum canım, öyle bir şey yok. Yani ne her gün diyet yapıyorum, ne her gün spor yapıyorum, öyle bir hayat yok. Buna %1 milyon inanın, her gün yaptığı söylenen hiç kimse bunları her gün yapmıyor. Yani genetiğin çok önemli bir payı var. Yani ben sağlığımı önemsediğim için hareket etmeyi tercih ediyorum. Bir de ben sürekli hareket halinde olan biriyim zaten. Yani beni şuraya koy, ben yarım saat oturamam, mümkün değil böyle bir şey. Ama senin hatırın için şu anda şurada oturuyorum yani. Üstelik bu güzellik hiçbir şeyden uzak kalmayarak, aslası olmayarak böyle kalmış yıllar yılı. Peki asla yemediğiniz bir şey var mı, merak ediyorum. Ya yeşil çaya çok bayılmıyorum ama içiyorum yani, hani mesela örnek. Baklava sürprizinin farkına varıyor az sonra. İkram ederim mi size? Baklava falan var. Gördüm orada da ikram ediyorum. Ay baklava var. Yer burası mi? Baklava cenneti zaten. Alabilir miyiz? Kendimi şu an turist gibi hissediyorum. Ha, bana canlı yayın, ama canlı yayın diyorum. Yayında baklava yedireceksin. Vallahi bilmiyorum, canım isterse yerim. Söz veremem. En kötü ihtimal paket yapar eve götürürüm. Gizli gizli yerim, kimse de görmez.
Aa, resmen baklava geliyor, inanamıyorum. Bana bunu da yaptıracaksın ha. Peki. Baklavaları unutması için yeniden albüme dönelim biz. Kenan Doğulu'dan da bir şarkı var albümünde. Kenan Doğulu'dan şarkı almak biraz zor oldu bildiğim kadarıyla. Kenan Doğulu, evet, gelmesi çok fazla. Kenan, en çok Kenan bekletti şimdi oraya doğru. Ama bu bekleyişin sonunda Kenan Doğulu'nun tüm şarkıları önüne serilmiş. Hani sırf Kenan Doğulu olan bir albümde yapılabilir mesela. Çok güzel şarkılar dinletti bana. Gönlü çok bol davrandı, teşekkür ederim. Diğer arkadaşlarıma ettiğim gibi ona da. Senden öncesi, senden sonrası var hayatımın. En sevdiğim bölüm senin oldun kızım. Bu arada baklavalar hazır. Enfes bir baklava tabağı geliyor önüne. Aa, baklava. Bir de cömert davranılmış. Bu eziyet ama böyle olmuyor ki. Yiyemiyor enfes baklavaları Ayşegül Aldinç. Suçluluk hissi ne kadar kötü. Şu kendini suçlu hissetme çok fena bir şey be Ömür. Evet. Yani niye böyle yapıldık biz, yani niye böyle olduk? Yani eskiden yerdik içerdik, hiçbir şey olmazdı. Şimdi o ne o suçluluk hissi? Tek gözüyle de baklavaya bakar o esnada. Konumuz aşk. Ömür Sabuncuoğlu aşkla ilgili ne sorsa Ayşegül Aldinç'ten bomba bir yanıt alıyor. Ne kadar zamandır aşık olmadınız siz? Nereden biliyorsun olmadığımı? Aşıksınız yani. Ben hep aşığım. Bu güzellik ondan mı kaynaklanıyor? Bilmiyorum. Aşk insanı güzelleştirir. Ben hep aşığım. Aşksız geçmiyormuş Ayşegül Aldinç'in ömrü. Peki hayatınızda aşık olmadığınız bir dönem oldu mu? Hiç olmadı. Vallahi ben cevabımı veririm. İnanan inanır, inanmayan inanmaz. Herkesin kendi tercihi. Türkiye'nin en beğenilen kadınlarından biri olan Aldinç'in aşıkken nasıl bir kadın olduğunu merak ettiniz mi hiç? Peki aşık olduğunuz zaman mesela ne gibi değişiklikler oluyor kendinizde? Böyle biraz aptallaşıyorum. Böyle aptal aptal kendi kendime kaldığımda böyle bir salak bir gülümseme beliriyor yüzümde. Belli bir tip yok kafasında. Onun için ideal erkek, başarılı erkek. Bir erkek de sizi ne cezbeder? Bir işi çok iyi yapabiliyor olması gerekir. Ona hayran olmam gerekir. Böyle bir hayranlık hissettiğimde zaten ufak ufak böyle bir gönül kayıyor gibi oluyor. Ona atfedilen seksi unvanını bir erkeğe vermesini istesek? Türkiye'nin en seksi erkeği kim? Akıllı anam benim için caziptir. En cazip erkek. Mesela Okan Bayülgen bana çok şey geliyor, akıllı, bilgili geliyor. Ona yıllardır çok severim, beğenirim. O da beni çok yıllardır sever, beğenir. Cem Yılmaz'a ayrı bir parantez açıyor. Cem Yılmaz mesela. Bayılıyorum. Çok şeker, evet. Bayılıyorum. Yani çok zeki, çok şeker. Cem Yılmaz'la ilgili bir anısı var. Cem Yılmaz'ın yeteneğini ve aynı zamanda çapkınlığını ilk keşfeden isim olmuş Ayşegül Aldinç. İlk sahneye çıktığı gün ben oradaydım. Sen ne acayip bir çocuksun dedim. Yani ne komiksin, ne şekersin. Ha dedi ki kimse bana yakışıklısın demiyor dedi. Ama kaç yıl önceden söz ediyorum. Herkes, bütün kızlar komiksin diyor dedi. Ben de dedim ki günün birinde bütün o mankenler, şarkıcılar, senin işte yani bana yakışıklı demiyorsun dediğin bütün böyle isimli kadınlar hepsi senin karşına böyle sırayla geçecekler ve sen seçeceksin içinden dedim. Sahi mi dedi bana. Bu keyifli sohbet için Ayşegül Aldinç'e teşekkür ediyor. 8 albümüne de başarılar diliyoruz. Güneş bile yeterince ısıtmayın onu gidince. Çek çek. Şimdi sırada spor dünyasından komik görüntüler var. İzliyoruz. Şabanoğlu Şaban filmindeki komik sedye sahnesi yeşil sahalarda gerçek oldu. Yakala. Aldım. Aldırdım. Yürüyor. Yürüyemiyorum. Futbolcular sakatlandığına pişman oldu. Yeşil sahalarda sizleri kahkahalara boğacak İlk yardım komedisi. Bu görüntüler kahkaha krizine sokar. Şabanoğlu Şaban filminde Kemal Sunal ve Halit Akçatepe'nin
vurulan komutanları Şener Şen'i sedye ile taşıdıkları, daha doğrusu taşıyamadıkları sahneyi hepimiz hatırlarız. Yakala! Yakaladı. Kaldır! Kaldırdı. Yürüyor. Yürüyemiyorum. Ben de ya. Ne yapalım? Ev olmuyor. Bırak! Bıraktı. Sen bana. İşte bu sahne yeşil sahalarda da yaşanıyor. Futbolcu sakatlandığına pişman oluyor. Koy adamın yanına. Koydum adamın yanına. Kaldır adamı. Kaldırdım adamı. Kalkmıyor. Kalkmıyor. Koy içine. Koydum içine. Tamam. Şimdi gel. Gel. Yapış. Yapıştı. Kaldır. Kaldırdı. Olmadı. Filmdeki bu sahne hepimizi güldürmüştür. İşte bu sahneyi hatırlatan görüntülerde belki önemsiz bir sakatlık durumu yaşayan futbolcular ilk yardım ekiplerinin beceriksizliği yüzünden öyle halleri düşüyorlar ki. Yürüyor. Yürüyemiyorum. Ben de ya. Ne yapalım? Bırak. Çek çek. Fenerbahçeliler ekran başına. Van Persie rapçi oldu. Sarı Kanarya'nın dünyaca ünlü golcüsünün rap performansına bayılacaksınız. Az sonra. Çek çek. Şimdi de sırada İstanbul geceleri var. Bakalım pazar sürprizi kameralarına kimler, nerede ve nasıl yakalanmış? Yasak aşıkların olaylı gecesi. Kaan Tangöze'nin Kıvılcım Ural'la yakalanmasını engellemek isteyenler gazetecileri nasıl tehdit etti? Garipliklerle dolu polis çevirmesi. Sıkıntı yok mu? Çok sinirlendi arkadaşım. Ehliyetine el konan şarkıcı Hatice'nin arkadaşı az kalsın gazetecileri eziyordu. İyiyim. İstanbul gecelerindeki turumuza Zinet Salih'in sahnesiyle başlıyoruz. Sahne öncesi dolaba giriyor ünlü şarkıcı. Evet. Bakalım içeriden ne çıkacak? Civ civ çıkacak, kuş çıkacak. Zinet Salih mutlu ve heyecanlı. Çok güzel, gerçekten çok mutluyum. Hep birlikte şarkıları okumanın verdiği haz gerçekten çok büyük keyif. Eski bir röportajının yeni gibi lanse edilmesi üzmüş Zinet'i. 15 yıl önce uygun baba bulursam çocuk yaparım demiş. Cümle bile öyle değildi, bir röportajın içerisinde geçen bir şeydi. İyi bir baba adayı diye. Biz de şaşırdık bugün o başlığı görünce. Şimdilerde bu konuda daha sakin düşünceleri var. Çocuk da yaparım, kariyer de yaparım. Kariyerim zaten çok keyifli. Ve sahnede Zinet Salih. Onu izlemeye Sıla ve Cengiz Abazoğlu da gelmiş. Dönüşümde gözüm yok. Benim aklım gidişimde. Yok sattı hatıralar. Senin eksikliğinde. Rakçı Aylin Asım'ın doğum günü kutlamasını görüntülüyoruz. Ya buraya bakın şu. Janset doğum gününden çıkan ünlülerden. Moral bulduk, çok mutluyuz. İyi ki doğdun Aylin diyoruz. Harun Tekin ve Melisa Sözen de partideydi. Çok güzel bir geceydi. Arkadaşlar teşekkür ederim. Dikkat edin kendinize. Kolay gelsin. İyi geceler. Önce iş güvenliği. Aylin Asım ellerinde çiçeklerle çıkıyor. İyi geceler. Teşekkür ederim. Sevdiklerinizle birlikteydiniz. Evet. Çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. Çok güzel geçti. Ceyda Düvenci eşinin tiyatrosunu izlemeye gelmiş. Seneler sonra şimdi kocamı izleyeceğim sahnede. Hem de gerçekten çok kıymetli. Üç oyuncu arkadaşıyla birlikte kurdukları müşterek sahne. Evlilik nasıl gidiyor diye soralım. Onunla hayat paylaşmak çok güzel. Çok mutlu ve hep güzel, hep güler yüzlü. Bizim aileleri bitmemiş daha çok. Bitmez belli oluyor. Bitmez bizim. 1,5 sene oldu. Aynen. Asla ömür boyu böyle gidecek biliyorum.
Bülent Sertaş dostlarıyla yemeğe çıkmış. Bir aile yemeği. Oğlunun sünnetinde havada uçan dolarlar hala konuşuluyor. O dolarlar sanatçıların sahneye alması. Dolar var mı? Bilmiyorum, ben görmedim onu. Tanrış doğmasa da, yağmur yağmasa da, batan güneş doğmasa da. Bir garip polis çevirmesinde sıra. Şarkıcı Hatice, önceki gece polis çevirmesinde yakalandı ve ehliyetine 6 ay el kondu. Bir sıkıntı yok mu? Çok sinirlendi arkadaşım. Sonrası da enteresandı. Direksiyona Hatice'nin arkadaşı geçti. Hatice tam camı açıp açıklama yapacağı sırada o da ne? İyiyim. Ben Az kalsın gazetecileri izliyordu Hatice'nin aracı. İyiyim. Ben yaptım. Arkadaş çekmeyin lütfen. Bir sıkıntı var mı? Bizi izliyordunuz vallahi. Bir sıkıntı yok işte, çok sinirlendi arkadaşım. Gördüğünüz gibi. Sizi çekiyoruz abi. Yani beni çekiyorsunuz ama o çok rahatsız oldu o yüzden. İyi akşamlar. Duman grubu konserindeyiz. Konserden çok, konser sonrasında yaşananlar enteresandı. Kaan Tangöz'e sahnedeyken onu kuliste bekleyen kişi yasak aşkı Kıvılcım Ural'dı. Konser sonrası gazetecilere yakalanmamak için mekanın otoparkından çıkan iki sevgilinin yakınları gazetecilerle tartıştı. Tangöze'nin asistanlarının gazetecileri tehdit ettiği öne sürüldü. Soner Arıca sert baklavalı ünlülere inat, nasıl romantik baklavalar yapacak? Cevabı haberimizde. Yerli Balboa, Soner Arıca. Romantik şarkıcı nasıl boksör oldu? Bir yıllık plan boksla tanışma. Soner Arıca, sert baklavalı ünlülere inat, nasıl romantik baklavalar yapacak? Yaptığım şarkılarla da paralel baklavalar olması lazım. Saklı adlı şarkısının klibiyle farklı bir Soner Arıca döndü müzik dünyasına. Çok zamansız gitti, çok zamansız. Her haliyle farklıydı artık Soner Arıca. Mesela boksa başlamıştı artık. Sevgili seyirciler, Soner Arıca'nın boksa başladığını öğrendik ve onu antrenmanla ziyaret edelim dedik. Bakalım dersine nasıl çalışıyor. Gidelim hep beraber görelim. Yaklaşık bir yıldır boksa merak saran Soner Arıca epey ilerletmiş boksörlüğü. Baksanıza yumruklarına. Hem vuruyor, hem eğleniyor. Keyifli bir iş olsa gerek. Ama çok enteresan bir spor hakikaten. Şimdi bayağı dağılmış görünüyor. Evet, dışarıdan baktığında şey gibi. Ne var ki işte filan. Boksun sadece yumruk atmaktan ibaret olmadığını söylüyor Arıca. Topuğu çevir, vücudu it öne, geri gitme, yüzü kapat. Dirseği kaldır falan. Gerçekten çok komplike. Bayağı devirmiş gözüküyor ya. Bu son antrenman herhalde değil mi? Bugünün, evet. Kondisyonuna iyi geliyormuş boks. Kondisyonum için, özellikle sahne kondisyonu için çok lazım bir şey. İyi ki başladık. Yani Cengiz Hoca'yla çalışmaya başladıktan sonra
Özellikle son klip Saklı'da mesela bir atlama sahneleri falan var ya, şey diyorlar, tamam yaptığın spor işe yaramış diyorlar. Ayrıca boks sayesinde daha sakin bir insan olmayı da öğrenmiş. Sinirini atarsın dedi, bak kimseye dedi hiddetlenmesin dedi. Neler oldun peki? Oldu oldu. Sinirlendikçe gerçekten buraya geliyorsun herhalde. Ya evet, şey oluyor böyle bir iki kum torbasına vurmak. Soner Arıca sahneye çıkan herkese boksu tavsiye ediyor. Sahneye çıkan birinin mutlaka yapması lazım. Her şeyi değiştiriyor. Algıyı değiştiriyor, sahnede sağlam durmayı değiştiriyor. Peki ya kaslı bir vücut hayali kuruyor mu diye soruyoruz. Sert değil, romantik baklavalar istiyor Soner Arıca. Yaptığım şarkılarla da paralel baklavalar olması lazım. Şimdi Saklı gibi romantik bir şarkıdan sonra birdenbire öyle bir şey olmaz ama bakalım ya, yani doğru yoldayız bence. Hocasına soruyoruz nasıl bir boksör diye. Bir aramızda bir komik var, komiklik var. Şimdi bazı hareketlerde kollar yukarı kalkacak ya. Şimdi ben kalınca diyor, oğlum senin kolun maymun kolu gibi diyor. Yani zaten... Ne yapayım diyorum yani böyle. Evet, hakikaten kolum biraz uzun. Vallahi yani daha önce başlamış olsaydı şu an Kışkov'la dövüşüyor olurdu herhalde. çok uzun kolları var gerçek. Gelelim müziğe. Saklı'nın gördüğü ilgiden memnun. Saklı'nın keyfini sürüyorum şu anda. Çok iyi yorumlar alıyor. Resime de iyi gitti. Çok iyi gitti. Her şekilde çok şık bir şey oldu. Çok mutluyum. Bugün bütün şarkılar benim için şarkılar. Yazın hiti ise şimdiden hazır. Yaza hazırlık şarkısı ya, tamamdır. Yazın hiti belli oldu yani şimdiden söyleyeyim. Evet. İsmi belli mi? Bir yanım gitti. Bir yanım gitti. Evet, bir yanım gitti. Ama bir yanım gitti adına bakıp şey diye hüzünlü bir şey olduğunu düşünmesinler. Ciddi ciddi disco şarkısı geliyor. Çek 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 çek. Pazar sürprizi devam ediyor. Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü golcüsü Van Persie bu kez yeşil sahalarda değil, mikrofon karşısında döktürdü. Ünlü futbolcu bakın nasıl rap yaptı. Fenerbahçeliler ekran başına. Van Persie rapçi oldu. Sarı Kanarya'nın dünyaca ünlü golcüsünün rap performansına bayılacaksınız. Van Persie bu kez yeşil sahalarda değil, mikrofon karşısında döktürdü. Fenerbahçe'nin yıldız golcüsü Van Persie, When a Woman's Fed Up adlı şarkıyı seslendirdiği videoyu kendi sosyal medya sayfasında paylaştı. Van Persie'nin rap'teki performansı da en az golcülükteki performansı kadar iyiydi. Pazar sürprizinden bu haftalık da bu kadar. Haftaya aynı gün ve saatte bir arada olmak dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.